Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 18 Şubat 2021 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz 7.07'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Girişim dün yaptığımız gibi Şampiyonlar Ligi ile yapacağız. Dün son 16 turunda diğer iki karşılaşmada oynandı. Saat 23'te başlayan mücadelelerde Porto evinde ağırladığı Juventus'u 2-1 mağlup etti ve Rovanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı. Tabi e, bu avantaj e, daha da iyi olabilirdi. Zira henüz ilk dakikada Mehdi Taremi ile bir sıfırına geçti Porto. 46'da Marega farkı 2'ye çıkardı. Son bölümde ise Federico Chiesa e, ki ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Onun attığı golle Juventus en azından deplasmanda gol bulmuş oldu. Ve bunun... E, yani dezavantajı biraz avantaja çevirmiş oldular. Yoksa 2-0'dan işleri bir hayli zor olacaktı revanş mücadelesinde. Ve diğer maç gecenin gollü karşılaşması Sevilla 2 Dortmund 3 Sevilla 7'de Suso'yla 1-0 öne geçti. Sonrasında ise üst üste Dortmund golleri geldi iki yarı biterken. 19 Dahut, 27 Haaland ve 43 Haaland goller bu şekildeydi Dortmund adına. Ve 84'te Sevilla'da Luke de Jong e, skoru 3-2'ye getiren golü attı. Rövanşta e, işi bir aile. Zor tabii ki Sevilla'nın evinde. 3 gol birden gördü. E, en az iki farklı bir galibiyet elde etmesi gerek. Ya da 4-3'lük veya 5-4'lük bir tek farklı galibiyet onları bir üst çıkaracak. E, tabii Erling Haaland son dönemin çok konuşulan ismi. E, Ali abi izlerken çok keyif almıyor belki ama kendisi goller atmaya devam ediyor dün de. İki golle ve oynadığı futbolla bayağı bir övgü topladı. Artık hani şu karşılaştırmada yapılıyor. Messi Ronaldo'nun devri yavaş yavaş bitiyor işte. Dün Messi'nin Barcelona'sı farklı kaybetti. Ronaldo yine Juventus'a Porto'ya kaybetti ve mbappe Haaland herhalde yakın zamanda bizim konuşacağımız yıldızlar çekişmesi bu iki isim üzerinden olacak Şampiyonlar Ligi'nde en azından gösterdikleri performansla fark yarattıklarını söyleyelim. Ve Premier Lig, League. Premier Lig'de de iki erteleme maçı vardı. Ee, günün merakla beklenen maçı Burnley ile Fulham arasında oynandı. Bir tek Ali abi'nin izlediği maçta ee, taraflar yenişemedi. 49'da aynı Fulham'ı 1-0 geçirdi. 52'de de işte Bounce skoru 1-1'e bir getiren golü kaydetti. Diğer maçta ise e, Manchester City bu sezon artık bildiğimiz gibi diyebiliriz. Yine kazandılar. 3-1 e, maçın skoru. Ollarda Phil Foden, Riyad Mahrez ve Bernardo Silva'dan geldi. Everton'un tek sayısı ise Richarlison'dan yine geldi. City bu galibiyetle birlikte tüm kulvarlarda galibiyet serisini 17 maça çıkardı. Muazzam bir istatistik. City'den yollarına dolu dizgin devam ediyorlar. Everton gibi zorlu bir deplasmanda da fire vermeden çıkmayı başardılar. İspanya'da erteleme maçı Levante 1, Atletico Madrid 1. Atletico da biliyorsunuz La Liga'nın lideri dün bir 0 geriye düştüler. İlk yarının başında sonrasında hemen aslında beraberliği buldular. Fakat ikinci yarıda başka gol gelmeyince sağdan onlar da beraberlikle ayrılmış oldular. Ve Fransa'da Marsilya 3, Nice 2 bu karşılaşmada gollü geçti ve kazanan ev sahibi Marsilya oldu. Evet dünkü maçlar bu şekildeydi. Geçelim ligimizdeki gündem maddelerine. Tabi Trabzonspor biliyorsunuz yarın Başakşehir ile karşı karşıya gelecek ve takımda koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Dün de bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığı açıklandı. Bir gün öncesinde teste giriyor, negatif çıkıyor bu futbolcu ama ertesi gün semptom gösterince bir daha teste tabi tutuluyor ve bu sefer koronavirüs testi pozitif sonuçlanıyor. Ben isimle ilgili bir bilgi görmedim ama eminim ki gün içinde veya yarın en kötü bu ismin kim olduğu da e, Trabzonspor cephesinde anlaşılır. Ve Federasyon Başkanı Nihat Özdemir e, açıklamalarda bulundu. Bin Sports'a konuştu. E, Tabi seyirciyle oynatma konusunda e, açıklamaları baya bir gündem oldu. 1 Nisan'a kadar seyirciyle oynatmak gibi bir şansımız yok dedi ama sonrası için e, umut verdi. E, zira dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da e, bu konuyla ilgili normalleşme ile ilgili adımları Paylaştı. Mart sonu yavaş yavaş kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Futbolda da tabii ki bunun yansımalarını göreceğiz çok büyük ihtimalle. Diğer konular var. Zemin konusu var. Şampiyonlar Ligi konusu var. Nihat Özdemir'in açıklamalarını da yine program içinde değerlendireceğiz. Bir de sakatlık haberi gün içinde geldi. Beşiktaş cephesinden Raşit Gezal'in sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Ve oyuncunun tedavisine başlandı. Son bir haber vereceğim. Onunla gideceğim reklama. Galatasaray'da Alanya Spor maçı için kamp kadrosu açıklandı. Feguli ve Falka kamp kadrosunda yer alıyorlar. Falka bu sakatlık dönüşü takımla birlikte çalışıyordu. Fakat bir türlü maç kadrosuna alınmıyordu. Bunun çeşitli nedenleri olduğu iddia edilmişti. İşte Kasımpaşa maçında zemin kötü. Işte sakatlanmasın diye alınmadı gibisinden. Fakat bu Alanya maçı için o da kadroya dahil edildi. Feguli de bir süredir sakat biliyorsunuz o da e, bu maçta birlikte sahalara geri dönecek. 7-18 saatlerimiz devam ediyoruz sabah spora. Şampiyonlar Ligi ile tabii başlayacağız. Dün iki karşılaşma daha oynandı son altı turunda. Porto 2, Juventus 1, Sevilla 2, Dortmund 3. Ali abi gollü karşılaşmalar Şampiyonlar Ligi'nde e, oynandı. Dortmund'da yine Erling Haaland sahneye çıktı. 2 gol kaydetti. Artık e, Messi ile Ronaldo ile ...kıyaslanır vaziyette işte... Hmm. ...şu kadar gole şu kadar maçta evet, ulaştı. Evet. O Ama rakamlar çok, çok acayip. Çok evet İlk takımla en erken 10 gole ulaşan oyuncu olmuş. Ve... E, ...Şampiyonlar Ligi'nde de... ...13 maçta 18 gol. Öyle bir istatistiği var. Ya da 12 maçta 17 gol. E, hakikaten acayip. Dün de... E, ...Dortmund'un attığı tüm golde... E, Haaland'ın payı var. E, i̇lk golde biraz daha derinde top alıyor. Pası arkadaşına veriyor. Koşuyu yapıyor. Arkadaşı şutla golü atıyor... Ee, ikinci golde zaten ikinci gol hangisiydi? Üçüncü gol kontrada topu kapıyorlar orta sahada e, çok iyi bir çapraz koşu yapıyor. Ee, Royce'tan pası alıp tek vuruşla gole atıyor. Ee, i̇kinci gol nasıldı? İkinci golde o attı zaten ama e, her şey yaptı orada da ver kaç yaptı gene. Ee, dolayısıyla tüm gollerde direkt olarak katkısı var. Hani. Şampiyonlar Ligi'nden konuşurken hep bu Cristiano Ronaldo'nun ligi derdik. Ee, ama şu an Halant'ın ligi olacak gibi. Bir de e, hani fiziğine göre şu koşulları e, ikinci golde bir gelişi var. Maşallah tank gibi. Öyle yani orta sahadan bile başladığı, tank Böyle gibi. Evet, yani. çıktığı çok hızlı, çok var. güçlü gidiyor. Hı hı. E, bir de tabii bunları mesela Dortmund gibi yani en üstün bir tık altı takımda gerçekleştirdi şu ana kadar. E, gidişat tabi e, çok iyi. Mbappe ile beraber ikisi iki güne e, damga vurdular. Evet biri trick evet. e, biri de iki gol. İşte kıyaslanıyor. Messi Ronaldo sonrası en büyük adaylar. E, Mbappe'ye de teşekkür ederim. Onun üç gol atması beni motive etti demiş. Maçtan sonra. İşte tam bir Messi Ronaldo rekabetine evet. zemin hazırlayan. İlginç. Bir durum yani bir daha aynı ligde buluşsalar güzel bir birlikte belki belki İspanya'da belki İngiltere'de o zaman çok daha farklı bir rekabet görebiliriz. Zaten böyle oluyor yani birbirlerini yukarı çekiyorlar futbolcular. Messi Ronaldo'suz büyük ihtimal bu kadar olmazdı. Ronaldo Messi'siz bu kadar iyi yerlere gelmezdi. O rekabet her zaman futbolcuları da yarıyor. İkisi için de zaten transfer kaçılmaz gözüküyor. Ama Mbappe için e, Paris Saint Germain'in beklentisi 200 milyon euro. Şimdi bu koronavirüs döneminde, pandemi döneminde nasıl verilecek? Anca sözleşmesi bitince Mbappe başka bir lige gider. Aksi halde yani Paris Saint Germain'de kolay kolay bırakmaz böyle bir futbolcu. Onun da bir, bir buçuk yıllık sözleşmesi kalmış. Kimin? Mbappé'nin. Önümüzdeki sezon 2022'de bitiyor. O zaman e, belki... O yüzden anlaşmak istiyorlar zaten. E, evet kritik. O olaymış. rakamda o 200 milyon e, euro da o bakımdan çıkmış. Ama hani sözleşmesi 2022'de biten bir, için, bir oyuncu için 200 milyon da tabii çok fazla. Neyse biz maçlara tekrar dönelim. Dortmund kazandı aslında ligde işler pek iyi gitmiyordu onlar adına Şampiyonlar Ligi'nde biraz nefes almış oldular bir de şu açıklandı Edin Terzic şu anda takımın teknik direktörü yeni teknik adam Marco Rose ile birlikte takımda kalacak yardımcı Hı. olarak görevine devam edeceği söylendi bu da bir güvendir teknik adam için çünkü farklı şeyler düşünebilirsiniz yerinize biri açıklanmış önümüzdeki sezon için acaba ben ne olacağım bir belirsizlik bu belirsizliği de çok kısa sürede giderdi bence teknik Dortmund. adamdan daha çok takıma da bir mesaj olmadı mı? şu an takımdaki oyuncular nasılsa geçici teknik adam diye bir düşünceye de giremezler. Hı hı. Çünkü bu adam gelecek sezonda takımın bünyesinde olacak. Bence oyuncular açısından da iyi bir mesaj oldu. Evet, diğer maç Porto-Juventus mücadelesi. E, Juventus için de ligde işler pek iyi gitmiyor demiştik. Şampiyonlar ligini iyi bitirmişlerdi grup aşamasında Barcelona karşısında. 3-0'lık bir galibiyet. Fakat Porto e, dün sahanın herhalde tek hakimi gibi gözüktü. 2-0 öne geçti. E, Juventus hataya zorladı gollerde. sonda bir gol yediler belki ama yine de revanş için bence büyük bir özgüven sağladı Portekiz ekibi. E, öyle ama tabii 2-0 ile 2-1 arasında uçurum var Avrupa Kupalarında. Hani birlik karşılaşması olsa önemli olan 3 puan deyip geçiyorsun. Ama diğer tarafta şimdi e, Juventus'a en az 2 gol gerekecekken e, gol yemeden 1 sıfırla turu geçebilecek avantajı elde etti. E, bu işte deplasman golünün konuşulmasının sebeplerinden de biri bu. E dün Porto hakikaten Juventus'un hatalarını iyi değerlendirdi. 2-0'dan sonra Shezney'nin böyle terse yatıp eline gelen bir top var. O gol olsa daha o da ikinci yarının başları 54 55. o gol olsa 3-0 olsa zaten iş ondan sonra bitecekti. Bir de işte son sahnelerde Ronaldo'nun itiraz ettiği bir penaltı pozisyonu var. O bana pek penaltı gibi gelmedi. Ronaldo biraz sinirlendi ama neticede Juventus hakikaten bir de Juventus'la ilgili şunu düşünüyorum. Birçok büyük takım sezona istediği gibi başlayamadı ama sezon içerisinde e, yukarı doğru çıktılar performansları arttı Juventus hala e, çıkamadı o etkiden hala iki ileri bir geri gidiyor e, bakalım nereye kadar devam edecek aslında ligde de çok kaybettikleri bir şey yok hı hı. hala yeteri kadar zamanları var puan farkı çok açık değil İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu turu geçebilecek avantajı elde ettiler ama pek keyif verdiği söylenemez. E, Juventus'ta da Melih Demiral 35'te Kelly'nin yerine oyuna girdi. Aslında e, dün şunu söylediğimi hatırlıyorum. Kelly'nin son e, Napoli maçında çok basit bir penaltı yaptırmıştı. Elini kolunu böyle açıp rakibine müdahalede bulunup e, takımda bir sıfır kaybetmişti. Bu maç acaba yedek soyunur mu diye e, düşünmüştüm. Fakat pilota tabii onunla çıkmayı tercih etti. E, sonrasında Melih Demiral onun yerini aldı 35'te. E, o da hani Şampiyonlar Ligi'nde Ozan Kabak'tan sonra forma giymiş. Oldu. Evet. E, onu söyleyelim. Az önce bir de şu e, Haaland'la ilgili istatistiklerden biri 18 gole Hı. ulaşmak için oynadığı maç sayısı sadece 13. Tamam. 13 maç 18 ligiden. gol. Ya 12, 17 idi. Hatırladım. 13 maç 18 gol olmuş. Messi 18 gole ulaşmak için 35 maç yapmış. Ronaldo da bu sayı 53. Yani Haaland'ın... E, almaz bir başlangıç. Evet. Şampiyonlar Ve daha henüz 20 yaşında. 2000 doğumlu. Önü çok açık. E, Erling Haaland'ın bir de geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayıları paylaşılmış. Gerçi önümden kaçtı şu anda ama ve orada da Messi ve Ronaldo'ya fark atmış durumda Mbappe ve Haaland ikilisi. Yani bazıları şöyle yazmış. Devir teslim töreni yapıldı bu hafta hmm. diye. Hani ikisi de kaybetti Messi Ronaldo. Haaland ve Mbappe hem en az ikişer gol attılar hem de takımları galibiyet aldılar. Bakalım oraya doğru sanıyorum gidiyoruz. Peki Messi Ronaldo öncesi hangi rekabet vardı? Ya da öyle bir rekabet var mıydı aklınızda kalan 2000'lerin başı itibariyle? Mesela Ronaldinho, Henry mi? Yok. Ya yani öyle bir karşılaştırma Ronaldo, da, şimdi illa illa bir ikili bulman gerekmiyor ama damga vuran oyuncular var. Yani Zizi Zidane gerçeği var mesela o zaman 2000'li yılların başları diye baktığın zaman bazı futbolcular var damga vuruyorlar. Dönemine damga vuruyor takımıyla tabii hangi başarılara ulaştığıyla da akıllarda kalıcı oluyor. Ama bireysel performans olarak birçok oyuncu var. 10 yıllar içerisinde adını dünya futboluna, Avrupa futboluna özellikle yazmış. Yani Avrupa futbolu da zaten dünya futbolunun zirvesinde oturan kıta olduğu için böyle oyuncular var. Hani rekabet bakımından işte Barcelona Real Madrid futbolcuları oldukları için çok karşı karşıya getirdi Messi ve Ronaldo. Aslında baştan beri Ronaldo Başka bir Messi başka birlikte ligde oynuyor olsaydı ona da bir ikili demezlerdi. Döneme ama en iyi iki oyuncu derlerdi. Ama Messi ve Ronaldo rekabeti diye Sebastian Real Madrid el klasikolarıyla karşı karşıya gelmeleri. Zaman zaman birinin galip gelmesi ve iki futbolcunun da en iyi futbolcu olarak kıyaslanması. İşte bir de herhalde Barış abi değil mi? Futbol tarihinde olmayan sezonluk 50 gole ulaşmaları. Tabii ikisinin yani de istatistik ikisini olarak yani, çok, çok acayip bireysel imza atmaları. Bir kere, bire bir onları karşı karşıya koydu. Ee, her zaman böyle ikili bulamazsın. Yani bugün Haaland, Mbappe e, evet ikisi de müthiş istatistikler üretiyor. İkisi de çok genç. Dolayısıyla e, o istatistikler de e, messi Ronaldo gibi karşı karşıya yetiyor. Aynı liglerde oynamalar rağmen yani El Clasico'nun bir, birer yıldızı ve Dünya Alp'ın birer yıldızıları. Şimdi ama PSG ile Dortmund'un hiçbir alakası yok. Karşılaşırlarsa, Şampiyonlar Ligi'nde 40 yılda bir karşılaşırlar. Yoksa bir Alman takımı, biri Fransız takımı. E, dolayısıyla e, çok ikilileri karşı karşıya koymaktan ziyade ee, ikisi de çok iyi futbolcu. İkisi de çok genç. Ee, ikisi de üçüncü bölgede çok yönlü oyuncu. Ee, çok katkı sağlıyor takımlarına. Ee, yani bugün bir Ronaldo-Messi e, rekabeti çıkmaz. Ama hangisi daha faydalı, hangisi daha iyi oyuncu falan diye tartış Karşılaştırılacaktır illaki bir aralarında. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum bunun. Bugün e, yani Messi ve Ronaldo farklı iki ikondu yani. Öyle 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 hangisi Messi hangisi Ronaldo diye ikisini aynı kategorik şey içinde, rekabet içinde bundan sonra öyle bir şey olacağını da kolay kolay zannetmiyorum. Geçmişte de bunları çok ikili olarak örtüştürmek e, hani büyük futbolcu hangisi daha iyi futbolcu diye çocukluğumuzda Pele mi Maradona mı derlerdi. İkisi de aynı dönemde bile oynamamışlardı düşün. Bırak birbirine karşı oynayıp rakip olmayı ve iki ezeli rakip olarak bir de üstünecek oynamayı bir tarafa bırak. Aynı dönem bile top oynamayan iki futbolcudur. Pele mi Ronaldo mu? Hangisi dünyanın en iyi futbolcusu falan? Ya ikisi de döneminin en iyi oyuncusu. Ötesi yok. Şimdi Messi ve Ronaldo aynı dönemde oynadığı gibi birbirlerine rakip de oldular. Böyle bir şey kolay kolay bulamazsın. Ama dünya futboluna damga vurmuş, dönemine damga vurmuş, dünyanın gelmiş en iyi futbolcuları falan sıralamasına e, bunlar girmişlerdir. E, Mbappe ve Neymar oraya gireceği de daha belli değil bu arada. Şu an, kadar ürettikleri çok kısa süredeki müthiş istatistiklerle o görkemli listeye yani o listenin içinde Pele'den başta Maradona ile devam et. Zinedine Zidane da giriyor. Ee, ve bugün Messi ve Ronaldo da muhakkak surette girmiş oldular o listeye. Yani ölümsüz isimlerin arasına gider. Mbappe ve e, Neymar daha orada da değiller bu arada yani. Çünkü öyle çıkışı. Haaland mı Neymar mı? Pardon Mbappe ve Haaland. Neymar mı dedim ben? Neymar da mesela. Döneme damganan büyük oyunculardan biri ama Neymar da, e, Mbappe de halalta daha orada değiller, daha olmadılar yani onlar. Messi, ve Ronaldo olmadıkları gibi, Pele, Maradona falan da olmadılar. E, yıllar yıllar sonra hatırlanmaları için sadece e, e, Neymarı ben söyledim siz konuşmuyordunuz, ağzından çıktı. Ama onu da söyleyebiliriz bu kategori iç kategori içerisinde. O da çünkü ikonik futbolculardan biri ve o da olağanüstü yetenekli ve tartışılan ve başarıları da konuşulan bir oyuncu. E, yaptıkları da konuşulan bir oyuncu. Dolayısıyla bunların hiçbiri daha yani bu yeni dönemlerden e, ha Haaland Ben çok beğeniyorum Halandı. E, çok verimli bir kere oyuncu, bir oyuncu bir kere. Yani güçlü, kuvvetli bir sakatlıktan döndü. Bocada da şimdi kendine geldi. Bundan sonra şimdi Dortmund da çok e, geride kalmıştı Haaland'ın yokluğunda. O da şimdi toplayacak Dortmund da süratte. Pシャンタル liginde ilk sinyali verdi daha hemen. Ee, şey Mbappe e, yaşının genç olması çok önemli yani nesil değiştiğini görüyorsun yani Messi Ronaldo'nun kaybetmesi e, takımlarında yorgunlaş yorgun artık Juventus da yorgun bir takım Ronaldo da yoruldu e, taşıyor tek başına neredeyse bir noktada e, Messi yoruldu Messi motivasyonunu kaybetti Messi yaşlandı e, Barcelona da yaşlandı. Yani Messi Messi'nin en görkemli günleri Maradona şey Barcelona'da en görkemli günleri Iniesta, Xavi e, orta sahası falan değil mi? Dolayısıyla onların gitmesiyle de Messi yavaş yavaş omuzdaki yük arttı, yaşı da arttı. E şimdi yerini daha gençlerine, daha heyecan veren, daha hareketli oyunculara bırakıyorlar. E, Mbappe'ye, Haaland'a falan bırakıyorlar. Dolayısıyla bunlar çok normal hayatın akışı içinde. Fakat bu oyuncular, bu konuştuğumuz oyuncular Önlerinde çok müthiş bir kariyer var. Bu istatistikler de bunu gösteriyor. Kısa sürede ürettikleri istatistikler. Ama o kariyerle birlikte hangi başarıları elde edecekler? Takımlarıyla, o takımların performansıyla beraber nasıl bir kitleleri sürükleyecekler peşlerinden? Nasıl bir ikonik figüre dönüşecekler? Şu anda sadece ürettikleri bir istatistik konuşuyoruz. Biraz da artık karakter olarak da çocukların posterlerini duvarlarına astığı, adından farklı farklı şekilde konuşulan, bahsedilen... Futbolculuğun özellikleriyle vesaire artık bugünkü sosyal medya ve iletişim ortamında 360 derece bir iletişimle ve etkileşimle akıllara, gönüllere, futbol sevgisiyle ve topluma rol model olarak kazananlar daha çok şey olacak. Hatırlanacak bundan sonra. Yani Beklentiler de değişiyor toplumdaki. İletişim ve etkileşim de değişiyor. Dolayısıyla futbol tarihine kazınmış ölümsüz isimlerden biri olup olmamaları biraz da bunlara bağlı. Şey de değişiyor. Kıstaslar, kriterler de değişiyor demek istiyorum. Rekabetler de değişiyor. Onun için ben bir daha bir, bilmiyorum bir Messi Ronaldo Messi Ronaldo mu lafı bir daha kolay kolay çıkar mı emin değilim. Ama hani sporda hep bu pazarlama NBA'de de var. Hani hep bir rekabet oluşturma çabası. Evet, bir, bir, bir versus şu. bir şey versus evet, Kevin bir yapmak Durant istiyorlar. İşte Stephen Curry mi şu Ama mu? tutmuyor onlar biliyorsun. Yani bir geliyor marketing senin söylediğin gibi pazarlama kaygısıyla Oradan bir ekonomi üretme kaygısıyla, daha doğru bir ifadeyle. Bunlar konuluyor fakat bunlar çok fazla sahiplenilmiyor. Yani belli bir dönem konuşuluyor, yayınlarda konuşuluyor. E, gazete sayfalarına, manşetlere, dijital ortama taşınıyor. Biraz da tartıştırılıyor insanlar. bir, bir, bir. Çünkü herkeste bir taraf olma duygusu var insanların. Birinden birini seçiyorsunuz. Mesela e, diyorlar ki çocukları yetiştirirken diyorlar. Anne babaya tavsiye. Çocuk, çocuğunuz var. Bugün ne yersin demeyin sakın diyorlar. Ya köfte diyecek, ya mantı diyecek, ya makarna diyecek, ya döner diyecek, ya lahmacun diyecek. Ee, ya da önüne karnabaharı koyup bunu yiyeceksin diye dayatmayın diyorlar. Yemeyeceğim der diyorlar. Ne yersin diyecek, hamburger derler diyorlar. Böyle bir iletişim çocukla olmaz, yanlış. Nedir bunun bilimsel şeyi? Sen çocuğa karnabahar mı edinmek istiyorsun? diyor ki karnabahar mı fasulye mi diyeceksin diyor alternatif koyacaksın çocuğa çocuk da diyor bir seçim hakkı olduğunu düşünecek sana asla yemeyeceğim bu karn dediği karnıbarı seçebilir diyor karnıbar mı ee, işte şey mi bakla mı karnıbar der diyor. Ama sen ne yiyeceksin dersen cevabın hiçbir zaman var olmayacak. Veya bu var yiyeceksin dersen yemeyecek. Düşün o her zaman bir seçime ister insanlar. Her zaman bir taraf olmak, bir şey seçtiğini düşünmek ister. Ama sen yönlendirirsin. Bu yapılan da bu yönlendirmelerdir tamam mı? Burada tabii bana sorarsanız şeyler de artık çok önemli. Yani takımıyla ulaştığı başarılar. Yani bir hani gençliği sürüklediği işte Ronaldo tarzıyla. sosyal medyayı kullanmasıyla kendi kendi gelişimiyle ilgili özellikle fiziki gelişimiyle alakalı falan çok örnek alınan bir futbolcu gençlerde spor yapma ve özellikle işte vücut yapmayla falan alakalı örnek olması Messi'de mesela bu yok sen Messi'nin bir gün çıplak fotoğrafını görmüş görmemişsindir yani belden yukarısını Ronaldo bunlarla falan da çok meşhur oldu buradan da çok büyük paralar kazandı Messi mesela Ronaldo'nun e, sosyal medyadan kazandığı paranın yanına bile yaklaşamaz öyle bir Öyle bir duygusu, öyle bir arzusu da yok Messi'nin zaten. Ama Messi'den Ronaldo'nun oynadığı futboldan daha e, çok ekonomisiyle konuşuluyor değil mi? Şimdi e, baktığın zaman bundan sonraki süreçte e, bu oyunculardan hangileri daha ön plana çıkar? Biraz da kulüpleriyle elde ettikleri, takımlarla elde ettikleri başarılara bağlı. Yani şampiyonlar ligi hangisi kazanır? Dortmund'la mı? Haaland başka takıma transfer olur, çok büyük para ve Orada mı şampiyonlar ligi kazanır? Bunlar biraz da belirleyici olacak. Bunların hangisi daha ön planda olacak önümüzdeki yıllarda. 7.43 saatlerimiz devam ediyoruz Sabah Sporuna. Dün Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, Galatasaray'ın iddialarıyla ilgili olarak Fenerbahçe TV'de uzun bir açıklamada bulundu. Görüntülerle açıklama yaptı Metin Sipahioğlu ve Galatasaray'ın iddialarına birer birer cevap verdi. İşte sorular Mustafa Cengiz Tad'a girerken bekletildi mi? Şifre 1907 diyen Herkes stada girebildi mi? Tribünlerde 3000 kişi mi vardı yoksa çok daha az mı vardı? Maçtan sonra kötü mü muamele yapıldı mı? İşte voleybol maçında bir iddia vardı. Ali Koç Mustafa Cengiz e o belli sözleri sarf etti mi gibi gibi böyle madde madde Metin Spyhol'un açıklamaları vardı. Fenerbahçe cephesi hani Galatasaray'ın bu konuda yani birçok konuda yalan söylediğini ifade ediyor bu açıklamalar sonrası. Galatasaray cephesinde de Özellikle benim sosyal medyada görebildiğim kadarıyla bir e, fotoğraf kalesinde photoshop olduğunu iddia ediyorlar. Onlara onlar da hani bu tribünde 3000 kişi yok. 250 bir 250 kişi var ifadesi e, söylenirken ekrana bir görüntü geliyor ve bunun e, oradaki takımın Galatasaray olmadığı, başka bir takım olduğu söylendi. Dün en azından benim gördüğüm öyle burada kime inanacağımızı gerçekten anlamıyorum ama sosyal medyadaki o dolaşan e, görüntüde de hani Galatasaray taraftarlar diyor ki bizde turuncu şort vardı ekranda sarı şortlu bir takım vardı diyor. Bu bizim takımımız değil demişler. Farklı iddialar mevcut iki taraf arasında da. Siz nasıl görüyorsunuz Barış abi bu? Valla şimdi, şimdi sonuçta herkes kendi tarafından bir şey iddia ediyor ve bunu da iddianızı da ispatla yükümlüsünüz. Tabi kuralların olduğu bir ülkede e, talimatların olduğu ve talimatların şeffaf bir şekilde uygulandığı bir o ülkede bunları çözmek çok kolay. E, i̇şte e, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir maç oynandı. Birçok maç oynandığı gibi maç oynandı. Birçok maçta olduğu gibi olaylar çıktı. Çıkan olaylar da sağ içindeki yönünde değil, sağ dışındaki yönüyle daha çok konuşuldu. Bu da ilk defa olmuyor. Şikayet edilen konu e, küfürdü. Temelde ilk başta maç önünde Fatih Terim'in dile getirmesiyle e, maça damga vuran bir unsur olarak maçın e, gelişiminden ve skorundan neticesinden bağımsız tartışıldı. Bu da ilk defa olmuyor. Yani ilk defa olan hiçbir şey yok. E, karşılıklı iki camianın yönetimler seviyesinde, resmi isteler seviyesinde birbirleri açıklamalar yapmaları ve üsluplarını çirkinleştirmeleri de e, ilk defa olmuyor. Yani başladığımız noktaya aslında bir yerde geri dönüyoruz. Ben... Mustafa Cengiz'in seçildiği zamanki ilk açıklamalarını hatırlıyorum. Ali Koç'un seçildiği zamanki ilk açıklamalarını hatırlıyorum. Son derece iyi niyetli, son derece rakip camiaya saygı duyan ve bir seviyeyi e, tutturma ve koruma konusunda irade ortaya koyan camiaların liderlerini hatırlıyorum. Mustafa Cengiz'in de lafını çok seçerek Fenerbahçe'ye... E, e, sempatik konuşmaya çalışan, Fenerbahçe'yi büyük bir saygıyla anmaya çalışan, Ali Koç'un geldiği günden itibaren başkanlık yapma motivasyonuyla alakalı bir kere ortaya koyduğu bir irade. Ve şimdi bugün geldiğimiz noktaya bakıyorum. Başta başkanlar ve yönetimler olmak üzere yine eski seviyelere, eski tartışmalara, eski tırnak içinde söylüyorum kayıkçı kavgalarına geri döndük. Çünkü bugün Galatasaray'ın Fenerbahçe ile ilgili ortaya koyduğu iddialar, ve Fenerbahçe'nin e, somut çürüttüğü yönüyle iftira boyutuna gelen tartışmalara baktığınız zaman nedir, neyin kavgasını veriyoruz şu anda? E, bize kötü muamele ettiler mi, etmediler mi? Ed, organize bir şekilde içeri şu kadar insan malındı, bu kadar insan malındı. E, bizim için bunu dediler. Dediği laf işte 1907 şifreymiş. Şifre değil, 1907 tribünü soruyor. Bunu böyle çarpıtıyor falan gibi. Baktığınız zaman iş dönüyor dolaşıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bir mücadele var. Bu mücadele sahanın dışına taşan bir mücadele. Ee, ve bunun bu taşan mücadelenin boyutları tartışılan kamuoyunda tartışılan ve koca koca insanların ve koca koca kurumları temsil eden insanların birbirleriyle söyledikleri ve söylediklerinin içinin doluluğu ortaya çıkan tartışmalarla ortaya konan delil ve belgelerle baktığınızda aslına bakarsanız fındık kabını doldurmayacak konular ve yine Anti Galatasaraylık ve anti Fenerbahçelik üzerinden yürüyen bir futbol kültürü. Şimdi bu bunu yani bu şu olanları, şu yaşananları maçın önü Galatasaray başkan yöneticilerinin açıklamaları ve Fenerbahçe'nin cevabı falan diye bütünüyle yabancı dile çevirip Türkiye ligine ve Fenerbahçe Galatasaray gibi bu ligin e, en köklü rekabetine dönüp tercüme ettiğinizde bunları bilmeyen insanlara Portekiz'den, Brezilya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den falan çok Türkiye Ligi'ni takip etmeyen ve fenerbahçe Galatasaray Ligası'yı bilmeyen ve Türkiye Ligi'nde de alakası olmayan adama gelip ama futbolla ilgili adam Borussia Dortmund bayani takip ediyor yahut da Barcelona Real Madrid'i takip ediyor. Anlattığın zaman, tercüme ettiğin zaman ne anlatıyorsun sen der ya? Bu bunu nedir der yani? Futbolla ne alakası var der? Bu mudur sizin futbol kültürünüz der değil mi? Eee Bundan ne çıkar? Ya bu kavganın sonunda ne elde edersiniz? Bunların da bir cevabı yok. Bize şöyle dediniz, siz bize böyle dediniz, yalan söylediniz. Siz de siz de bizimle ilgili böyle davrandınız, bize çok kötü muamele ettiniz. Şimdi bunu bilmem ne yapıyorsunuz. Yok, Photoshop'tu yani. Konuşmalara bak, tartışmalara bak. Ya bak, ciddi bir ülkede işini ciddi yapan, marka değeri olan e, talimatları yerine getiren bir ülkede böyle şeyler olur mu? Olur. Küfür olur mu? Olur. Olursa bunun cezası olur mu? ya yani Bunun talimatlarda yeri vardır. Bunun sorunları vardır. Bulursunuz. Soruşturma yaparsınız. Kamera kayıtlarını incelersiniz. Ve cezasını verirsiniz caydırıcı şekilde. Bunların olmadığı bir ortamda iş çocukça bir kavgaya döner ve çirkin bir şeyle üslupla yine eski e, Fenerbahçeliler tarafında bir anti Galatasaray üzerinden bir duygu ve kenetlenme. Galatasaraylar'da da anti-Fenerbahçe üzerinden bir duygu ve kenetlenme ve bunun istismar edildiği e, yönetim anlayışları seviyesinde tıkanırsınız. Ve, e, ve spordaki rekabet, futboldaki rekabet ve camiaların e, birbirleriyle olan ilişkileri ve saygınlıkları da böyle yine dibe vurur. E, ve dışarıdan hadi yabancıya tercüme etmekte zorlandınız ya bunları anlatmakta. İçerideki ...futbolun, sporun içine çekmeye çalıştığınız... ...şimdi içerideki kadınlar, çocuklar... ...yahut da işte gençler... ...onları da içeriye çekme konusunda çok şey davrandığınız söylenemez. Ee, güzel bir ortam, cazip bir, cazibesi olan bir ortam yarattınız ...ve dolayısıyla da oyunun marka değerini... ...toplumun ilgi ve alakasıyla beraber yükselttiğiniz de söylenemez. Yani şöyle bir ortama, şu tartışmaların damga vurduğu bir ortama... Sponsor getirmek. Bak gene işte ligin sponsoru Sportoto oldu diye değil mi? Konuşuyor. Gene devlet sübvansiyonu falan filan. E çünkü getirdikleri yani ürünü, malı getirdikleri nokta bu. Siyasetin içine girmesiyle, politize olmasıyla buradan oy devşirme ve bunun içinde dönen ekonomiyi de kendilerine yine çekme arzusuyla, güç kavgalarıyla, lobilerle, nüfus kavgalarıyla, siyaset siyasiler, milletvekilleri e, vesaire belediye başkanları falan diye şu ortamı öyle bir yere getirdiler ki ve o kavgalar ve aradaki çıkar kavgaları ve yönetimlerin camiaların kendi içindeki kavgaları falan diye baktığında ne sponsorların gelip buradan kendi markalara ilgili bir iletişim yapma arzuları kalıyor. Çünkü çirkin bir ortam. Gene şu ta, televizyonlardaki tartışma programlarındaki kalite insanların birbirleriyle ilgili söyledikleri ve holiganlaşmış ve amigolaşmış yorumcu, yazar, muhabir. Medya bu böyle, medya işin bu. Orada da bir yine bir kamplaşma ve ayrışma ve ötekileştirme. Toplumda birçok konuda olduğu gibi. Adalet duygusunun kalmaması, şeffaflığın kalmaması. E böyle bir ortama sen Fenerbahçe olarak, Galatasaray olarak, Beşiktaş olarak, Trabzon olarak sen nasıl yeni taraftar kazanacaksın? Camianı büyüteceksin. Dolayısıyla da ekonomini büyüteceksin. Ya da Hadi taraftar kazanmayı da bir tarafa bıraktım. Sponsor kazanacaksın. Dışarıdan para getireceksin. Yani burada aklı başında bir özel müte sektör şirketinin kendi markasıyla kalkıp bu kirliliğin içinde şimdi burada isim vermek istemiyorum. Gelişen sektörler var. Yani paranın şu anda döndüğü paranın şu anda döndüğü e bazı sektörler pandemiden dolayı malumunuz şey oldu. Ee, sıkıntı içerisinde dolayısıyla o sektörler faaliyetleriyle ilgili sıkıntı içine girdiklerinde do otomatikman pazarlama olarak harcamalarını da kısıyorlar adam mal satmakta sıkıntı yaşıyor ee, sermayesini e, işleyen e, işletme sermayesini döndürmekte sıkıntı yaşıyor maaş ödemekte sıkıntı yaşıyor Ciroları düşmüş vesaire dönüp de tabii kalkıp çok büyük reklam harcamaları mark pazarlama harcamaları da yapmıyor Şimdi bu sektörler hayatta kalma, ayakta kalma mücadelesi verirken pandemi sürecinde bazı sektörlerde bu pandemi sürecinden avantaj sağladılar, cirolarını arttırdılar, elemana istihdamına gittiler. Bazı adam çıkarmak noktasında devlet engellerken adam çıkartmayı, devlet engellemesi adamları çıkartacaklar, işsiz bırakacaklar, küçülmeye çalışıyorlar. Zararlar büyüyor çünkü karlar eriyor. Bazı sektörlerdeki şirketler de sınırlı tabi bu ama pandemi süreci öyle bir yaradı ki onlara zengin oldular pandemi pandemi zenginleri var müthiş elemana istihdam etmeleri lazım büyüyorlar çünkü ve para kazanıyorlar ve ne yapıyorlar harcıyorlar kazandıkları içinde iletişim yapıyorlar pazarlama yapıyorlar pazar payı kapmaya çalışıyorlar bu şirketler ilk etapta hemen büyük kalabalıkların enteresi oldukları organizasyonlara tabi hemen sponsorluk için geliyorlar geldiler de futbola. Şimdi bunları yine tekrar sektör ve isim söylemeyeceğim ki farklı şey olmasın. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum çünkü. Bir sene iki sene deneyip aman abi biz bir daha bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Ahmet, Mehmet biz bu işlere bulaşmayalım. Çünkü biz o fanatik ve holiganlık içerisindeki o kirli ortamda biz istediğimiz Markamız var. Çünkü adamın derdi Fener Galatasaray değil. Adamın derdi bir ürünü var. Ürünü yükselişte, sektörü yükselişte her pozisyonda eleman istihdam ediyor. Muhasebeci arıyor, hukukçu arıyor, güvenlikçi arıyor. satış satışçı arıyor. Her adamı alıyor, büyüyor çünkü. Ve diyor ki benim ürünümü diyor herkes bilsin mi kullansın istiyorum diyor mesela tamam mı? E bunun içinde diyor ki e tamam siz çok dinlenen radyosunuz. Burası çok bilinen şey. Lig, lige sponsor olalım. Takıma sponsor olalım. Formaya sponsor olalım. Biz olalım buralarda. Burada insanlar çok ilgi gösteriyor çünkü diyor. Sonra bir bakıyor oradaki kirli ortama. Diyor ki ya benim markam bunlar Ben diyor o zaman diyor, milli takımla falan ilgileneyim. Daha bir dış, dışına çıkayım, çıkayım bu iklimin. Daha yukarıdan bir yerden bakayım. Milli takıma kimse Orada bir fanatizm olmaz diyor. Veya da diyor hiç girmeyeyim. Gideyim ben kültür sanat başka toplum neyle ilgilenir abicim diyor. Gideyim oralara ben para getireyim Markamı reklamımı orada yapayım. Ürünümle alakalı. Sağ kenarıydı futboldu takımdı takım ismiydi formaydı bilmem neydi. Buralardan ben uzak durayım çünkü birine olsan öbürü başka türlü bakıyor. Bizim bu sefer ben diyor toplumda diyor beni ilgilendiren milyonlarca insanın ilgisi alakası diyor. 300 bin ilgilensin de öbür 300 bin de nefret etsin peşinde. Değilim ben diyor. Benim markamın diyor. Alakası yok o rekabetle diyor yani. Ben diyor buraya sektöre para vereyim. Sektör de bana bilinirlik ve sempati getirsin diyor kalabalıklarda. Ve o kalabalıklarda benim ürünlerime ilgi göstersinler. Marketing dediğin şey bu. Kaçıyorlar. Bir giriyorlar, kendilerini gösteriyorlar, pişman oluyorlar. alıyorlar. Diyor ki ve çok firma var. Çok firma var. Çok değerli iş yapan Ticaret yapan çok değerli markalar var Türkiye'de. Allah milli takımlarla ilgileniyoruz. Bize diyorlar Fener Galatasaray Beşiktaş projesiyle gelmeyin. Ya da işte Fener Galatasaray Beşiktaş'tan kastım Süper Lig, Futbol, Maçlar. Biz diyorlar Oralarda çok ismimizin alınmasında bir fayda görmedik diyorlar. İşte bu yüzden çünkü kavga edilen kavga bu. Yani bunlar köklü camiaların birbirleriyle karşı karşıya geldiklerinde sen bana iftira attın, sen bana küfür ettin. Sizin adamlarınız şöyle yaptı. Ben böyle, o, o doğru değil. O nasıl bu? Hayır bu. Bu kayıkçı kavgasının bu yani içi içi boş tartışmalar bunlar. Yani çünkü sonuçta birbirlerinizi suçladınız. Bak tarafsız ortadan konuşuyorum yani. Birinin birine dediğiyle öbürünün birine değil, bunların aslında o kadar basit ki çözümleri. Bir suç varsa bu suçun talimatlardaki yeri, bu suç unsuru oluşmuş budur. Bunu belirlemek, ve belirlenebildiği ölçüde. Belirlenemiyorsa da boş konuşmayacaksın. Yani ortada olmayan bir şey üzerinden bu kadar basit. Yani mesela adam demiş ki binlerce insan aldılar içeriye ve bir şifreyle aldılar demiş mesela. Şimdi en hani can alıcı taraflarında en dikkat çeken insanı gülümseten tarafından tutuyorum. 197 şifresiyle içeri binlerce insan aldılar diyor mu? Bunu diyor. Mesela bunu sokaktaki bir adam diyebilir. Radyoya bağlanan biri diyebilir. Buna safça inanabilir de. Ama bunu koskoca bir camianın yöneticisi pozisyonundaki adam iddia ediyorsa emin olması lazım. Binlerce insanı içeriye şifreli sözlerle aldılar falan. Burada müthiş bir şey var tamam mı? Mersi sen protokolü mü geldin? 1907'ye mi geldin? Bunlar böyle alıyorlar. Onlara da öyle anlatıyorlar. Ya nasıl bir artık ilişkilerde ve haber ve bilgi kirliliğinde nasıl bir artık yozlaşma oluşmuşsa ve birbirlerine güven ve birbirine, birbirine güven olmayıp da birbirlerinden nefretin bu kadar arttığı bir ortamda bunlara inanarak ve bunlar üzerinden bir yetişim yapılıyor kulüplerde. Galatasaray bir takım iddialar ortaya koyuyor, iftiralar atıyor. Öbürü de diyor iftira bunlar diyor. Yalan diyor. Yalanlarınızda boğulursunuz diyor. O diyor bu diyor. Al işte sana diyor cevabı. Bunun da cevabı. Onun da cevabı. Peki ne bunların bütünü ne? Ne bunların bütünü ne yani? Ne ifade ediyor bunların bütünü? Fenerbahçelere Galatasaray nefreti ve Galatasaray'a da Fenerbahçe nefreti yerleştirmenin bir adım ötesinde neyin kavgasını yapıyorsunuz? Sizler. Camiaların liderleri, yöneticileri. Ve, ve en üzücü olan bu camiaların seçilmiş liderlerinin temel motivasyonları, çıkış motivasyonları bu değildi. Mustafa Cengiz başkan olurken hayal ettiği konu Fenerbahçe'nin nefretini e, edinmiş bir Galatasaray başkanı olmak değildi. Ali Koç gelirken farklı bir başkan olacağım. Rekabet edeceğim. Ama rekabetin bir adım ötesinde de bu cami arasındaki nefreti ortadan kaldıracak şekilde de elimi uzatacağım yaklaşımıydı. Gerçekten böyleydi ve bunun da sinyallerini verdiler. Bu noktada bu kirli düzen onları da paçalarından aşağıya çekti. Şimdi Ali Koç da artık Fenerbahçe'nin haklarını koruma noktasında Galatasaray'a karşı ne yöneticisinin ne camiası herhangi bir şeyin lafını esirgememesi noktasında motive olmuş. Konsantrasyonu bu noktada oluşmuş bir Fenerbahçe başkanı. Galatasaray başkanı da şu anda Fenerbahçe'nin saldırıları karşısında biz de Galatasaray'ın hakkını yedirtmiyor denecek şekilde camiamıza yönelik gerekli adımları atalım. Biz de bir zafiyet içinde gözükmeyelim kendi camiamıza karşı. Şimdi ikisi de geldiği nokta yıllar içerisindeki tabloya geri döndük. Geçmiş yıllardaki tabloya geri döndük. Ne anladık biz bu işten? Bir yerlerde hata yapılıyor. Nerede hata yapılıyor? Bana sorarsanız birbirimizi suçlayarak bu işleri temizleyemeyiz. Yani bu olayda Fenerbahçe mi haklı, Galatasaray mı haklı sorusu en son sorulması gereken sorudur. Bu ortamı düzeltmek için önce kuralları belirleyip bu kuralları işletecek caydırıcı bir şekilde kuralları işletecek talimatları yazmak ve bu talimatları yönetecek, uygulayacak kurumları, kurulları da yine aynı şeffaflıkta ve eee kararlılıkta seçebilmemiz gerekiyor. Bunu seçecek iklim var mı? O da yok. Ya bugün Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine güven yok. Bugün Türkiye Futbol Federasyonunun organlarına hiçbir güven yok. Var çizgisinden tut da hakem atamalarına ve maç takvimine ve fikstüre ve o maçların gün içerisindeki saatlerine kadar tartışılan bir iklim var. Ve mantıksızlıklarıyla da ölçüsüzlükleriyle de standartsızlıklarıyla da hiç kimsenin gönlünde burada bir adalet var duygusu taşıyamayan bir yapı var İşte eksi 20 derece maçın gece 9'a 7'ye alınmasıyla gündüz oynanabilecek maçın saatinin değiştirilmemesinden tut da hakem atamasına var uygulamasına çizginin çekilmesine kadar neresinden tutarsan tut samimiyetin şeffaflığın ve adalet duygusunun olmadığı bir ortamdayız Bugün 2021'de 21. yüzyılda hala hakemler organize bir şekilde şunu şampiyon yapacaklar, bunu şampiyon yapmayacaklar noktasındayız. Yani bunun hani hakem camiası ama e, yani hakem camiasınız, sanki sezon başında oturup bu sezon kimi şampiyon yapıyoruz toplantıları yapıyormuş noktasına dönüyor gene yani tartışmalar. Bunun böyle olmamasıydı. Ha ama burada her camiada, her e, sektörde yok mu kötü niyetli insanlar? Hakemler içinde kötü niyetli insan, insanlar yok mu? Var. Sadece sağda mı rekabet? O saflıkta mıyız bizde? Hayır. Sağ dışında da bir rekabet var değil mi? Lobicilik var. Herkesin kendi adamı. Ya en basiti. Ya bu artık aleni olan ve kanıksanan konular bunlar. Ha bunu da çok safi yani bir şey. Biri gelip de şey derse o da doğru değil yani. O da e, enayi yerine koymak karşısındakini. Ya burada işte sağda bir mücadele var. Onun dışında da başka bir şey yok. Çekiştirmeyin. Sağda kazanamıyorsun kupta. O da değil. O da artık geçti. Çünkü artık bugün geldiğimiz noktada Ali Dürüst diye bir yönetici çıkıyor. Federasyondan istifa etmeye kalkıyor. Sonra dönüyor. Ben diyor Galatasaray menfaatlerini korumak için istifamı geri aldım diyor. Değil mi? Şimdi bunu dedikten sonra ve bu kanık sandıktan ve bu olabiliyormuş, söylenebiliyormuş ve kabul görüyormuş dedinildikten sonra bu arada Ali Dürüst'ün federasyondan istifa noktasına gelmesi ve istifa uzan gelip istifasından vazgeçerek Galatasaray'ın menfaatlerini korumak için istifadan vazgeçtim açıklamasını yapmasının en çok zarar verdiği ...ya yani bu, bunu diyebiliyor olması zaten içerideki kulüpçülüğü yani sarafsız bir şekilde sporu futbolu yönetmesi gerekenlerin nasıl kulüpleri fanatikçe koluma, korumak kollamak noktasında iradeleri olduğunu ortaya koymasının ötesinde Galatasaray'a da zarar veriyor. Çünkü bir çıkıp da birinin ben Galatasaray'ı korumak için burada tarafsız bir pozisyona göre yapacağım demesi Galatasaray'a da zarar veriyor. Öbürüne de koz vermiş oluyor. Bak ben bunu burada söyleyebiliyorum değil mi? Akılda kalıyor ne kadar zaman geçmesine rağmen. Ve bunun gibi ne yapıyor o zaman? Öbürü ne yapıyor zannediyorsun? Ben de kendi Ali üstümü bulmalıyım içeride diyor. Bunu diyor FEDAK'a da bulmalıyım. Tahkimde bulmalıyım. Yönetim içinde bulmalıyım. Benden kaç adam var içeride noktasında? Kurumlar böyle teşekkür ediyor. Organlar böyle teşekkür ediyor böyle olduğu zaman da hiçbir karar öbür taraf tarafından kabul görmüyor. Birinin lehine karar çıktığında burada kayırıldı. Öbürünün aleyhine karar çıktığında da burada bunun önü kesildi noktasında bir yaklaşımla. Hakem, sağın içindeki hakem kararı da disiplin talimatlarındaki uygulamalarda, cezalandırmalarda, e, atamalar atamalarda hepsi bu gözle bakılıyor. Bunların çözülmesi peki nasıl olacak, nasıl düzelecek? Valla bunların cevabı yok bizde. Bu iş nasıl düzelir? Cevabı yok. Çünkü bu işlere bütün iyi niyetli girenlerin sonuçta kirlenerek çıktığını görüyoruz. Mustafa Cengiz, Ali Koç, ee, Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Kulübü'nde de aynı şey geçerli. Hiçbir farkı yok birbirinden. Hepsi iyi niyetli geldiler. Hiçbiri kavga etmek için motive olmuş bir şekilde kulüplerine başkan olmadılar. Ahmet Nur Çebi de öyle olmadı. Bugün Ahmet Nur Çebi'nin de geldiği noktada açıklamaları vesaire. Hiçbir kulüp başkanı hakikaten son derece düzgün başkanlık yapacağım diye geldi. Ama hiçbir kulüp başkanlığı yapamıyor şu anda. Ortam, iklim, sistem, düzen neyse o düzen insanları alıyor, kirletiyor, istediği şekle sokup Fabrikasyon çıkıyor, çıkıyor yine aynı şey. Hiçbir farkı kalmıyor. Maalesef. E bunu, bunun çözümü biraz yine toplumsal. İnsanların ahlak duygularıyla, adalet duygularıyla, e, şeffaflık içerisinde, kuralları koyup uygulama konusunda kararlı, e, partizanlıkla, takımdaşlık, takım e, tutma duygusuyla değil, gelinen makamda o makamın gereğini ahlaklı, ilkeli, kurallara bağlı uygulama konusundaki toplumun yetişmesi ve bu iradeyi ne pahasına olursa olsun ortaya koyma motivasyonunu yaratmakla alakalı. Bu da eğitimle olur. Aileden eğitimle olur, okulda eğitimle olur. Memleketin genelindeki bir iklimle olur, düzenli olur. Şimdi konuşuyorlar taşıyorlar. Ya adalet var mı bu futbolda? Allah aşkına nerede adalet var ki futbolda olsun? futbol uzaydan mı geliyor yani bu süperlik uzaydan mı geliyor? Federasyonun seçimlerinde kimsenin içine sinmeyen şeyler var, kurullarda var, sokakta var, medyada var, siyasette var, ticarette var. Herkesin dertlendiği, haksızlığa uğradığını düşündüğü, burada bu olurken bunu bana biri izah etsin dediği bak altını doldur istediğin gibi sen. Ya kardeşim burada bu oluyor. Öbür tarafta da bu oluyor. Allah aşkına bunu izah et. Diye insanların şikayet ettiği spordan, siyasetten, ticaretten, sop toplumsal hayattan binlerce örnek verebilirsiniz. İki, şeyse eğer standartsızlıksa e, lobi ise e, adam kayırmacılığıysa efendim e, partizanlıksa kulüpçülükse suç teşkil edecek başka bir sürü şey hırsızlık veya işte yolsuzluk ne dersen de buna yani konunun konu ne olursa olsun o kadar fazla konuda mutsuzluk, güvensizlik, inançsızlık var ki nereden sporda futbolda bu olacak ki bambaşka bir şey olacak burada. Müthiş bir kalite, müthiş bir şeffaflık, adalet duygusu ve sadece sağ içindeki futbol performanslarının, sportif performanslarının tartışıldığı, onun dışındaki kuralların Almanya'daki gibi işlediği, İngiltere'deki gibi işlediği bir yapı. Hayal. Hayal. 8-18 saatlerimiz ara verdik tekrar döndük. şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarına bir göz atalım. O da dün Yenici Kuruluş Bein Sports'a açıklamalarda bulundu. Birçok konu başlığı var tabii. dün Nihat Özdemir'in sözleri içerisinde bir kere spor sponsorluğu ile ilgili e, konuşmuş. Sonrasında e, sezona başlarken birçok kişi tarafından bu sezon olmaz gibi negatif söylemler vardı. E, lig takvimini ilan ettik, sezona başladık. 17 hafta kaldı. E, zaten e, yurt dışında da öyle liglerde çok fazla sorun yok değil mi? Liglerin tamamlanması konusunda bir endişe. Ee, yok. Hani büyük liglerde karşılaşmalar vardı. İşte onlar e, oynanıyor zaten. E, tabii var. Onlar oynanıyor. Doğru. Hani genel olarak Avrupa'da da böyle çok karamsar bir hava yok. Sadece yok. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının oynanacağı yerler konusunda bazı ülkelerin tedbirleri var. İşte en son Leipzig Liverpool maçı örneğinde gördük. Budapest'te de oynandı karşılaşma. Evet, virüsün değişim uğramasıyla beraber ülkeler tabii ki o değişime uğrayan ülkelerdeki e, seyahatleri kısıtladılar. Dolayısıyla bu oldu ama bu artık hani hiç kimsenin aa nasıl böyle bir şey oldu diye karşıladığı bir durumda değil. E, tabii Herkes de. buna bağışıklık kazandı, alıştı. E, bir de son hani, tabii bu zeminler konusu çok konuşuluyor. Bir yandan da hani Kulüplerin zeminleri, statlarının zeminleri çok kötü ama diğer yandan olimpiyat stadyumunun zemini de e, sanki Türkiye'de değilmiş gibi. E, sanki bir İngiltere'de bir stadyummuş gibi gözüküyor. Bunu tabii sormuşlar. E, olimpiyat stadımız iyi değil, çok iyi durumda diyor Sayın Başkan. İstanbul şartlarına uygun en iyi çimleri seçtik ve getirdik. E, sahada önemli olan drenajların ve bakımların düzenli olması lazım direna sistemini anlatmış. Her stada yapılabilir diyor bu. Ama hem bütçe lazım, proje hazırlamak lazım, yetkili insanların bu işi yapması lazım. Bu bizim sorumluluğumuzda değil ama bizden yardım istenirse yardım ederiz. Evet. Nihat Özdemir'in federasyon başkanı olarak yaptığı açıklama bu. Yani kulüplerin statlarının zeminleri bizim sorumluluğumuzda değil diyor. Herkes kendi bacağından asılır diyor burada net bir şekilde. Ama denetlemek tabii sizin sorumluluğunuzda. Yani işin bu kısmı... Standartı belirlemek de sizin sorumluluğunuzda. Evet. Ben burada hep şuna takılıyorum. Eğer Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi finali olmasaydı Türkiye Futbol Federasyonu bu zahmete girecek miydi? Hayır. O zaman böyle övünmeyecekti. Böyle övünmesinin tek sebebi Nihat Özdemir'in UEFA'nın getirdiği standartlar. UEFA'nın kafasına çekiçle vurması yoksa olmaz. Çünkü Olimpiyat Stadı'nın normal zeminini biz hatırlıyoruz. O zeminde Şampiyonlar Ligi finali olmayacağına göre e, TFF zaten bu standartı yapmak zorunda. UEFA Şampiyonlar Ligi finali olduğu için şu an Olimpiyat stadının zeminiyle övünmek bence marifet değil. Esas marifet Şampiyonlar Ligi olmadan Olimpiyat stadının zeminin bu halde olması, bu bakımların yapılması. Şimdi ne diyor? Proje lazım, işi bilen insan lazım, kaynak lazım diyor. Hı hı. Peki siz bu kaynağı elinizde varken normal şartlarda Olimpiyat stadına aktardınız mı? Hayır. Şampiyonlar Ligi finali olduğu için yaptınız. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu benim hoşuma giden bir bakış açısı değil. Yani onlar da bunu. hani şöyle diyebilirler. Fikir üreteyim ben de neden mesela bugüne kadar stat zeminini yapmadılar. Çünkü kullanmıyorlar. Yani kullanmadığın bir şeye niye bu kadar fazla yatırım yapayım ki diye düşünmüş olabilir. Ha şöyle olsa milli takımın maçları orada yapılacağı açıklansa. E zaten milli takımın statı haline çevrileceği söylenmedi mi? İşte o zaman söylendi ama. E şu anda mesela hala Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak normalde karşılaşma. Evet, Zemini evet. görünce şimdi belki Olimpiyat Stadyumu'nda alırız dedi. Hani Şampiyonlar Ligi'nden bağımsız hani milli takımla birlikte bunu belki değerlendirsen daha güzel olabilir. Bu, bu benim genel bakış açım. Finansal fair play'e de öyle bakıyorum. Yani UEFA sizin kafanıza vuruyor diye siz bazı şeyleri düzeltmek durumunda olmamalısınız. bir kurumu ya da bir kulübü yönetiyorsanız bu sizin normal bakış açınız olmalı. İşte bugün Fenerbahçe için, Galatasaray için konuşulanlar. Şimdi e, Galatasaray'ın e, Marka'nın suları temizlerken ki fotoğrafını mı e, Flore'nin duvarına asması daha mantıklı? Yoksa muhteşem bir zeminin olduğu bir fotoğrafı asması mı daha mantıklı? Hangisi daha çok gurur verir? Bana sorarsan öteki daha çok gurur vermeli. İşte Bayern Münih Bielefeld maçında izlediğimiz gibi olursa sen gururlanmalısın. Yoksa Marka eliyle suları Arkadaşı penaltı atabilsin diye e, atması bence önemli bir şey değil. Hep bence buralarda e, yanlış yapıyoruz. Buralarda hata yapıyoruz. Buralarda çok duygusal bakıyoruz olaya. Şimdi bayan mini olsam ben övünürüm. Derim ki ilk yarıda kar yağdı. ikinci yarıda yemişi zemin üzerinde oynandı karşılaşma. Bu bence övünecek bir şey. Ama marka ile suları attı diye e, övünmek övüneceği şey olmamalı. Markanın yaptığı güzel bir şey ama bakış açısı olarak söylüyorum. O şekilde olmalı. O yüzden hani Nihat Özdemir'in olimpiyat stadının zeminiyle ilgili ya da olimpiyat stadının durumuyla ilgili söyledikleri tamamen UEFA Şampiyonlar Ligi ile alakalı. Başka hiçbir şeyle alakalı değil. Onun zorunluluğu ve onun sonucuyla övünüyor. Ama şunu gördük demek ki isteyince olabiliyormuş. Ya, tabii de. ki isteyince oluyor. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta da çok fazla istenmediğini görüyoruz. Çünkü bazen hani istendiği şartta bile hani iklim çok uygun değil buna deyip işin içinden sıyrılabiliyorsun. Öyle şeyler vardı işte bazı bakteriler mi oluşuyormuş. Bir şeyler çimle ilgili sıkıntılar Çim olabiliyor. Çim hastalıkları vardı. Hatırla biz bir dönem onu konuşuyorduk ama demek ki üstünde durunca kafa patlatınca biraz da para ayırınca olmayacak bir şey değilmiş. Ee, seyirci konusu tabii Şampiyonlar Ligi finali. Çok kısa ha. Şenol Güneş Türk Telekom'da oynamak istiyormuş. Ama tabii kafası karışmış. O ee, Çim'den Türk bir terapolu. daha hayır gelmez. Evet Hollanda maçından bahsediliyor. Hı hı. Ee, Dünya Kupası eleme karşılaşması e, çok büyük ihtimalle olimpiyat stadında oynanır. E tabii orada Normalli artık Galatasaray'ın çok fazla bir şey beklenmesi lazım. Yani bu sezon hani biraz da dinlendirmesi lazım. Benim okuduğum kadarıyla Çim'dir ama dinlendirecek vakit de yok. O, o niyet de yoktur büyük ihtimalle. Erzurum karşısında. maçında oynanabilecek seviyeye geleceği yeni sezon için... Farklı planları olduğunu Galatasaray'ın stat işletme müdürü işte son bu röportajında söylemişti. Bu edecek sadece yoksa buradan artık ben çok iyi bir zemin beklemiyorum. E, Seyirciyle oynama konusu Şampiyonlar Ligi finalinde stada seyirci alınması durumunun kesinleşmesi için 1 Nisan'ı beklemek zorundayız e, diyor. 1 Nisan'a kadar maçlar seyircisiz oynanacak. Sonrası için tabii umut verdi. E, lig maçları için de aslında bir umut. kulüplerde de bu açıklamayı bence dört gözle bekliyorlar. E, bir de şampiyonluk yarışı kızışacak. 1 Nisan'dan sonra ve bilet satışları, maç günü gelirleri de artabilir. Kulüpler dört gözle bunu bekliyorlar bana kalırsa ve az önce de bahsettiğim Cumhurbaşkanı'nın normalleşme adımlarını paylaşmasıyla birlikte futbolda da tabii bundan payını alacaktır bir yerden sonra. Seyircili, kısıtlı seyircili belki. En son localarla yapmıştık değil mi biz? En localarla yapmıştık. İngiltere bunu denedi. İngiltere'nin denediği sistem dün Cumhurbaşkanı'nın söylediği sisteme biraz paraleldi. İllerdeki risk grubuna göre iller sıralanacak. İngiltere de öyle yapmıştı. İngiltere dört bölgeye ayırmıştı. Ondan sonra seyirci almıştı. E, Maksimum 2000 seyirci kadar alınmıştı. Ama çok kısa sürede İngiltere ondan vazgeçti. Virüsün mutasyonu uğramasıyla beraber. E, süreç dinamik başından beri söylüyoruz. Bizde de bir çalışma olacak. Ama hani e, senin dediğin kadar öyle çok seyircili çok e, büyük gelirler elde edebilecekleri bir durum olacağını ben... Zannetmiyorum. Yani bir sıfırdan büyüktür diyerek ben de söyledim. Yoksa hani kurtarmayacak tabii ki kulüpleri oradan alınacak bir de biz Bizde o geliş. çok tartışmaya açık olabilir. Niye? Hani işte sen şehir olarak birinci kategoridesindir. Ben ikinci kategorideyimdir. E i̇şte haksızlık oluyor. Öyle mi olur? Böyle mi olur? İngiltere'de de öyleydi. Abi. Sonuçta İngiltere'de Doğru bazı takımlar ama. ev sahibi iken seyirci alamadı. Evet, bazıları aldı. Çok, çok fazla aldı. konuşulmadı. Çünkü bölge bölge değişti. Çok fazla konuşulmadı. Ama bu spordan kısa, kısa bağımsız sürdü. zaten. Yani sonuçta siyasi irade sağlık bakanlığı bunu belirleyecek. E sizin de zaten uymanız gerekiyor. İşte bence çok tartışılır. Neyse en azından İstanbul takımları aynı yani orada bir. Yani mesela İstanbul takımları aynı ama Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında var. Yani e, Trabzonspor spor, e, seyirci alamıyor, İstanbul takımları alıyor gibi bir durum ortaya çıkarsa da tam tersi bizde çok tartışılır. Evet, e, Barış abi şimdi bir şey e, soracağım. Nihat Özdemir'in açıklamaları kısmında yeni yayın ihalesi konusu. Dün Nihat Özdemir'e bu soru da soruldu. 2021-22 sezonu da Bein Sports'un olacak ama 2022-23 ile birlikte yeni bir yayıncı olacak. Hafta sonunda Saadettin Bey'in bir açıklaması vardı bu konuyla ilgili. Şartnameyi alacağız dedi. Nihat Özdemir de 31 Aralık 2021'e kadar biz de zaten ihaleyi sonlandırmamız lazım diyor. Yani süreç devam ediyor. Bu konuda Ahmet Nurçebi yani Yeni Kulüpler Birliği Başkanı'yla da bir araya geldiklerini ve bir komisyon kurulması konusunda da fikir birliğine vardıklarını açıkladı. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Bu konuda? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere ortada bir kere bir süreç var. 2021-22 sezonu için daha doğrusu 2022-2023 sezonu için ihalenin 2021 yılında yapılması lazım. Aynen. Yani önümüzdeki, önümüzdeki yıl yapılacak ama önümüzdeki sezonla ilgili değil bir sonraki sezonla ilgili yapılacak. Bir kere bu takvimi bir iyice anlamak lazım. Bir de yayıncı kuruluşun bir iddiası vardı daha önce. Biz istersek uzatırız o ihaleye gerek yok. Yani bu ihale olmadan biz istersek bunu e, opsiyonumuz var bizim uzatma ile ilgili diye bir iddiası vardı. Bunun bir kere doğru olmadığı bu iddianın doğru olmadığı e, daha önce bir çünkü uzatma yapılmıştı. Buna dayanarak e, bunun tekrar olabileceğini falan e, iddia ediyorlardı. Konuşuluyor da en azından e, bir kere bir ihale süreci netleşmiş oldu. Bu iyi oldu. Bir bilgi kirliliği, dedikodu muayenindeki bilgi kirliliği ortadan kalkmış oldu. Bir de yayıncı kuruluşun bugüne kadarki tavrı da ödemelerle ilgili sürekli indirim istemesi, ödemeye yanaşmaması, nakit akışı konusunda sıkıntılar yaşadığının anlaşıldığı, bir sürü şikayetçi olduğu unsurlar ki haklı olarak da şikayetçi olduğu bu unsurlar da var hak verdiğimiz özellikle korsanla mücadele vesaire konusu fakat e, müşterisine karşı daha çok sözlerini tutmadığı. Yani hem e, aktörlere karşı, kulüplere karşı sözlerini tutamadığı, tutmadığı. Sürekli indirimler isteyerek sözleşme şartlarından koptuğu ve sürekli bahane ürettiği. Pandemi, şu bu falan filan. Müşterisine karşı içeriklerle alakalı sözlerini tutamadığı, abone kaybettiği, inandırıcılığını kaybettiği Ligin akışıyla alakalı değil mi? Bir sürü şeyler falan filan. Dolayısıyla e, böyle bir yapı içerisinde e, yorulmuş, yıpranmış bir yayıncı kuruluştan bahsediyoruz. Dolayısıyla ihalenin olması kadar da herhalde normal bir şey yoktur. E, yayıncı kuruluş burada kalmaya çok istekli de gözükmüyor. Bir yandan da yani. yani çok biz e, mala sahibiz ve istiyoruz devam etmek, yıllarca burada kalmak. Ama hala bakıyorum Nihat Özdemir. Biz devam etmek istiyoruz. Yayıncı kuruluşa devam etmek istiyoruz. Umarım diyor. Umarım diyor, umarım de devam, diyor devam eder. Ee, bu da benim kanaatim açıkçası Federasyon Başkanı'nın bu söylemleri. Yani burada bir siyasi zaten bir oluşum var. Yani Katar'la Türkiye arasındaki ilişkilerin bir uzantısı naklen yayını Katar'lı şirketin almış olması. Ee, ve Nihat Özdemir de siyasilerle ilişkileri çok kuvvetli olan ve buraya Federasyon Başkanı olmasındaki en önemli etken de zaten arkasındaki siyasi gücün olduğu bilinen bir iş adamı. Dolayısıyla Katar-Türkiye ilişkilerinden de hareketle ee, bunlarla devam etme arzusunu böyle çok şiddetli bir şekilde sürekli söylemesi de çok anormal değil. Artık herkes her şeyi görüyor ve puzzle'ın parçasını birleştirebiliyor. Ee, dolayısıyla e, bunların netleşmesi iyi. Ee, i̇haleye gelince e, ihale ihale yapılması gerektiği şekilde yapılacaktır. Saatimin açıklaması e, şartnameyi alacağız dedi. Yani şimdi Saran Grubu artık e, sadece Türkiye'de falan değil dünyanın her tarafında. E, iş yapan bir e, kuruluş. İçerik işi olarak da, çekim işi olarak da, e, yayın hakları konusunda da e, dünyanın her yerine çalışıyor. E, Asya kıtasına açıldığımızı, Asya kıtasına vardık ama daha da büyüdüğümüzü ve e, alıp, alıp sattığımız içerikleri doğru yönettiğimiz için değer kattığımız, işte 50 bin dolara aldığımız Premier Ligi'nin 50 milyon olmasında bizim de katkımızın olduğu, yani katma değer yarattığımız, alıp sattığımız içerikler, bunun iletişimi, bunun ticaretini yaparken. Dolayısıyla buralardan da hareketle bugün bir buçuk milyar insana dünyada ulaşıyoruz dedi Fox TV'de hafta sonunda. O açıklamaların içerisinde bizim gibi bir dünya çapında artık dünyaya açılmış ve sadece Türkiye'ye içerik getiren değil, Türkiye'den içerik götüren ve başka ülkelerin içeriklerini Türkiye'ye değil başka ülkelere de satan şu sonuçta Asya kıtasında büyürken, bir buçuk milyar insana ulaşırken, farklı Avrupa ülkelerinde farklı içerikleri pazarlarken bunların hepsi Türkiye'deki içerikler değil. Premier Lig'in, Şampiyonlar Lig'inin, İtalya Lig'inin, farklı birçok ligin başka ülkelerdeki yayın haklarını da ve başka ülkelerdeki çekim işlerini de liglerin işte yakın zamana kadar Azerbaycan ligini çeken Saran şirketi. E, high definition o çekimleri çekim tırlarını bu işte yapan. Türkiye'deki ligi şu anda devam eden ligi yıllardır çeken saran grubu. Çekim işlerini falan filan. Dolayısıyla biz bu işin mutfağında ve katma değer yaratma noktasında bu ekonominin dünya çapında Avrupa çapında e, içindeysek bu kadar bununla ilgilenmemiz kadar da normal bir şey yoktur ve bunda iddialı olmamız kadar da normal bir şey yoktur. Eğer burada bir ekonomi varsa ve bu sürdürülebilir bir şey olacaksa bunu belirlemek ve buna talip olma noktasında. Söylediği buydu. Bu minvalde yaptığı bir konuşmaydı. Şartnameyi alacağız. Şartnameyi alacağız dediğiniz bir para veriyorsunuz. Yani ihale şartnamesini satın alıyorsunuz. Bu ihaleye girme konusundaki sadece sözlü değil altına bir parası olarak da ciddiyetinizi ciddiyetinizi ortaya koyan bir aşamadır. Bunu yapacağız diyor. Onun ötesinde tabii netice itibariyle diğer bütün katılımcılar gibi başka katılımcılar da olacaktır bu ihaleye. Mevcut yayıncı kuruluş da bakarsın girer. Bu kadar hani isteksiz ben giderim buradan yakarım e işte efendim buradaki te teminatı gerekirse sonra başka dedikolar oldu biliyorsun teminatı federasyon iade etmiş. Hala o teminatın akıbeti de belli değil bu arada etmiş mi etmemiş mi bu da belli değil bu arada bunu denetlemeye gidecek bir heyet vardı içinde Galatasaray başkanı da vardı yoldan evet. çevrildikleri söylendi yoldan çevrildikleri gönderilmedikleri söylendi şimdi bir sürü lafın dolaştığı bir yerde hala mesela bu da belli değil siz usulsüz bir şekilde kalktınız kulüpler birliğinin iddiası ha bu bak bu benim değil ha kulüpler birliği koskoca kulüpler birliği federasyonu suçladı Göztepe Başkanı Mehmet Sebi Başkanı istifa etti. Yok canım etmemiştir dedi Nihat Özdemir. İstifa geri aldı. Yani öyle şeyler oluyor ki memlekette. Bizi ve herkesi aşan lobiler, ilişkiler var. Arkadaşlar. Onun için buralara çok takılmamak lazım. Sürece odaklanmak lazım. Bu ihale yapılacak. Mevcut şirkette BİN grubu da girebilir bu ihaleye. Saran grubu da girebilir. Başkaları da girebilir. Ee, şartname alırlar, değerlendirirler. Teklif yaparlar ya da yapmazlar. Teklif yaparlar, konsorsiyum yaparlar. Birleşirler. Kamplar oluşur. Aktörler bir araya gelir. Hepsi olabilir. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Ne olursa olsun elbette birileri alır bu ihaleyi. Elbette birileri yapar. Bu biz oluruz, bir başkası olur. Bilmiyorum. Ee, onunla ilgili dediğim gibi yani iddialıyız dedi. Şartnameyi de alıp bakacağız dedi iş adamını söyleyeceği kadar şey söyledi. Biz bu işi alacağız ne pahasına olursa olsun falan dediğin zaman zaten binin düştü duruma düşüyorsun. Değil mi? 300 lira kişiye 500 lira verip konsolana da mücadele edemeyip bir de üzerine pandemi gelip bir de sen zaten bunu şey yapmaya kıvırmak için de kendi lobini gücünü devletler ilişkileri falan da kullandığın zaman benim arkamda Hükümet var kardeşim. Benim arkamda Katar hükümeti var. Benim arkamda Türk hükümeti var. Ödemiyorum paranızı. Canınız isterse falan noktasına getirdiğin zaman bu işi. Haklı gerekçelerini ve haksız gerekçelerini. E, ortaya bu garabet çıkıyor değil mi? Bunun olmaması için bir kere rakamların da daha ayağa yere basan ve korsanla mücadele konusunda bir şikayet ettiğiniz konusunda da daha etkili bir çalışma değil mi? Bütün bunların yapılması gerekiyor. E, ama bütün bunlar olduğu zaman da ben sana bir şey söyleyeyim. Bu paralar gene ödenmeyecek. Yani bu ödenmeyecek dediğim bu paralar çıkmayacak bu ihale. Yani. Ligi, ligin hakkının bu olmadığını da hepimizin bir oturup anlaması lazım. Çıkmaz diye düşünüyorum. Nasıl bir konsorsiyum oluşursa oluşsun, nasıl bir yapı gelirse gelsin. Bu işi efektif bir şekilde yapacak ve bunun e, ticaretini yönetebilecek saran grubu dünyada bu işi yapıyor. Burada niye yapmasın dediğin saran grubu doğru fiyatla doğru şekilde yönetip burada maksimum geliri, maksimum faydayı sağlayıp dolayısıyla da maksimum parayı verebilecek. Yapıyı da kursa, işbirlikleri de olsa, bugün işte düşman gözüken Katarlarla onlar bunlar hepsi birleşseler uzlaşsalar, beraber yapalım deseler bile bana sorarsan bana barış olarak bu paralar etmez bu lig. En doğru ekonomik şartlarda bile pandemi koşullarının ortadan kalktığını kabul edelim falan. Yine de bu lig bu parayı etmez. Demek ki kulüplerin ...bu yeni ihale sürecini beklerken... ...bir yıl daha var ihaleye... ...ihalenin hayata geçmesi, vücut bulması... ...paraların ödenmesi ne var? Daha en az iki, iki buçuk yıl. Bu zamanı çok iyi değerlendirip... ...bugün alamadıkları ve... ...alamadıkları için... ...hayıflandıkları paraların bile altındaki... paralara almaya razı geleceklerini... yani öbür gün farkında olmaları lazım. Ve şimdiden... ...o ekonomilere... ...ayaklarını yorgana uzatacak şekilde... ...hazırlık yapmaları lazım... Bu da bugüne kadar yapmaya başladıkları takımların yıllık maliyetlerini azaltmak ve daha az paraya daha iyi sportif başarı ve daha fazla sportif gelir elde edebilecekleri denkleme muhasebesel finansal dengeyi kuracakları yapıyı işte altyapı scouting Onun için söylüyoruz burada çok önemli oyuncu satmak para kazanmak oyuncudan ucuza oyuncu getirmek, içeriden üretmek mümkünse vesaire bunları kurmaları lazım. Eğer 1-2 yıl içerisinde, 1-1,5 yıl içerisinde bu yapıyı kuramamışlarsa bir de oradan gelecek naklen yayın gelirleriyle bu gelirler bugünkü gelirleri de ancak bulurlar. En fazla pandemi bittiğinde ancak dengelenir. Ama giderler de ona göre azalmaya devam etmesi lazım. Çünkü borç yapılanları yaptılar. Şu anda faiz dahil borç ödemiyorlar. Yani bugün bunu da ödemeye başlayacaklar iki sene sonra. O zaman yine bu nakit akışı terse dönecek ve yine altından kalkamayacaklar. Bu sefer yine finansal fair play, federasyon limitleri gibi duvarlarla karşılaşıp yine ortalık yangı yerine dönecek. Hani bunu bu yüzden böyle okumak lazım. O yeni ihale geliyor, yeni paralar geliyor, yeni müşteriler geliyor falan derlerse çok büyük ayak kırıklığına uğrarlar. Ben de onu da söyleyeyim burada. 8.47 saatlerimiz telefon hattını açtık ve ilk dinleyicimiz şu anda attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın abi, günaydın Ali abi, günaydın Barış abi. Ben e, sporla ilgili konuşmayacaktım. Bugün kandilde bugün kandilinizi kandil kutlamak için aramıştım. Sağ olun, de, hayırlı e, kandiller. Sizin de kandiliniz kutlu olsun. Yani ben de sizler gibi bir aileden bir sayılırız abi sporda. sayılırız, sayılırız ne demek? Aileyiz zaten. Teşekkür ederim abi. Hepinize kadiriniz mübarek olsun. İyi yayınlar abi. Seviliyorsunuz. Sağ olun. Bir mukabele. Hayırlı kandiler. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Evet o zaman. E Bizim dinleyicimiz yayına misafir geldiğinde radyomuza hoş geldiniz diye e telefonla bağlanıyor soru sormaya. Bu 15 sene önce de böyleydi. Ben ilk geldiğimde bu radyoya. 1900 şey e 2005'in sonunda 2006'nın başı. <laughs> artık e 2005 <laughs> 2005 2006 da e ben ilk geldiğimde Bundan 14-15 sene önce de böyleydi. Ee, onun için dinleyicimiz ben de sayılırım, aileden sayılırım falan değil. Bu telefonla bağlanan, yıllardır bu yayınları takip eden o kadar çok dinleyicimiz var ki... Sayılır mayılır değil zaten bir aile. Başka türlü zaten bu kadar yıldır e, böyle bir samimi, e, açık mutfak, şeffaf bir yayıncılık... Var mı arada ufak tefek şey? Nerede yok ki? Ama e, genel olarak baktığında... E, arkada teknik masasındaki bir de bizde çok eskiden beri çalışan her kurumda bu kadar yok yani 10-15 senelik çok evet. da çalışanımız var. Hepsi ben geldiğimden beri var. Ben 8 sene oldu. Sen neredeyse... 8 sene oldu. Yenilerdensin düşün. Aynen. yani o radyo spor kadrosu öyle bir kadro ki bu arada genç de bir kadro. Yaşlı bir kadro da değil. Hatta Çünkü biz, önem veriyor Barış abi. Çünkü yani gençlik yani yaş ortamı sağlıkta baktığın zaman burada yaşlanan, burada yani genç 17-18 yaşına girip de 30-35 yaşına gelen ve devam eden çalışmaya da bir sürü insan var burada. Dolayısıyla gençler de geliyor bu arada. Çünkü yaşlananlar yavaş yavaş gidecekler belli oluyor. Yani hayatın gereği. Ama arkadan gelen gençler de işte senin geldiğin gibi benim ayağım kapıya bakıyor. Sen daha yeni <laughs> burada abi olmaya başladın. Yani. Değil mi? Sen yani çok evet. genç buraya girdin ama şimdi artık sana bir sürü abi diyenler burada başladı. Sana abi diyen çoğaldıkça bu belli ki benim sonum geliyor. Sen geliyorsun. Bu bir nesil şeyi değişiyor. Bu kötü bir şey değil bu arada yani. Şikayetçi değilim. Ben bu, bunu böyle olması gerektiğini düşünüyorum ve bunu destekliyorum. Ee, benim gibi adamların yavaş yavaş gidip yerine yenilerin gelmesi lazım. O yeni gelenlerin abi olmaya başlaması lazım. Onlar aynı felsefeyi anlatması lazım ki sistem yürüsün. Ee, sen de öyle yükseliyorsun yani. Sonuçta eğer sen orada birinden sonraki nesle örneksen, Mert yükselmiyorsa ben de yükselemiyorum. Şimdi milletin anlayamadığı kendi şirketlerinde, kendi kulüplerdeki zihniyetteki problem de bu. Kendi yerini kaybetmemek için alttan gelene basıyor üstüne tamam mı? Alttan gelmesin. Halbuki alttan gelen seni yükseltecek. Sen niye yükselmek istemiyorsun? O Orayı kaybedecek, kaybedersen ben o özgüvensizlik, kendisiyle ilgili kendi gelişimiyle alakalı bozukluğun kurumsal yansıması var, anlıyor musun? Alttan gelenin yükselmesini sağla ki Zaten alttan gelen seni devirmiyor ki seni yükseltiyor, seni de daha yukarı taşıyor. Ve sen de bir noktadan sonra zaten e, gidiyorsun. Ama ondan korkarak gideceğim ben eyvah giderim diye korkarsan o zaman ne kurumu yukarıya taşıyabiliyorsun ne kendini yukarıya taşıyabiliyorsun. Bu, bu, bu böyle bir şey. Dolayısıyla bizim yapımız iç, içerideki bu samimiyet ve e, çalışma ortamı dinleyiciye de yansıyor. Dinleyici de zaman içerisinde kıdemli hale geliyor kurum kültürünü mikrofonun öbür tarafından sahipleniyor o bağlar o kadar güzel kuruluyor ki e, o işte o yani Evet dinleyicimizin sözleri de böyleydi şimdi şöyle bir haber var önümde onunla devam etmek istiyorum reklama kadar çok da anlam veremediğim bir konudur kondur abi bilmem katılır mısın bu sözleşme uzatma konuları sezon içinde olur mu olmaz mı sezon sonunda mı bırakmak lazım. Şimdi Milliyet'te Serdar Sarıdan bir haberi var. Demiş ki Gezal ve Rozzi askıda. Siyah beyazlar sadece şampiyonluk yarışına konsantre olmasını istedikleri yıldız oyuncular için daha önce başlatılan tüm girişimleri askıya aldı. Bu durumu Montero için de geçerli oldu ve gerekli görüşmelerin sezon sonuna bırakıldığı aktarıldı. Mesela ben bu haberi böyle okuyunca yani iki cümlelik haber, üst kısmı daha tabii derin bir haber ama anlıyorum ki bu oyuncuların bonservisi alınamıyor. Seneye yoklar bu isimler gibi. Bende bir algı oluşuyor nedense. Çünkü normal şartlarda neden sezon içi görüşülmesin ki? Yani şu an mesela görüşülmek için çok uygun bir zaman değil mi? Bay geçmiş Beşiktaş. Aynısını Sergen Alçın için söylemiştim. E, bu da bana pek mantıklı gelmiyor. Yani sezon sonunda bırakalım şampiyonluk yarışına konsantre olsunlar sadece. Ee, öyle yalnız unutma ki takımları iyi gidiyor. Takımları giderken haber üretmek ee, çok kolay bir iş değil. Şimdi takımlarda problem olduğu zaman e, ben sana gazete sayfasını 10 dakikada yaparım. Ama iyi olduğu zaman e, bir şeyler çıkarman gerekiyor. Bir şeyler üretmen gerekiyor. İyiyken haber yapmak daha zor. Şimdi e, Roziye Gezel e, sene sonunda Beşiktaş'ta olacak mı olmayacak mı? Bugünün problemi mi? Hem evet hem hayır. E, çünkü böyle iki tane takıma uyan oyuncu bulduğun anda devam etmek istersin. Oyuncular da devam etmek ister. İşte hep Onyakuru örneğini veriyorum ben kuru neden Galatasaray'da devam etmek istemesin ki? Oraya ya, gidiyor başarısız oluyor. Başarılı Tekrar yani. geri geliyor. Burada kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor. Şimdi Rozier de öyle. E, kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor. E, oynadığı kulüplerin çapı düşünülürse en büyük kulüp Beşiktaş. Hatta daha taraftarı görmedi bile. E, Gezal e, zaten e, Premier Lig temposunu çıkaramayacağı bir oyuncu olduğu fiziksel olarak çok net bir şekilde ortada. O ne yapabilir? Fransa'ya dönebilir. Ya da Beşiktaş'ta devam edebilir. Ama Genzal'in de bon servis zaten Beşiktaş'ın alamayacağı kadar pahalı bir bon servis Yani Genzel'de ne kadar indirim yapsa da Beşiktaş'ın oraya gitmesi çok kolay değil. E, bu görüşmeler yapılıyor da olabilir, durdurulmuş da olabilir, yapılması da gerekebilir. Bunların e, cevabı hem evet hem hayır. Ama Beşiktaş kime daha yakın dersen, Roziye'ye daha yakın. Belki gezel işte, dün hani bir dinleyicimiz sormuştu ya hangisini bakır, hangisini alırsın diye. Ben de birini alır, ötekini kiralarım demiştim hı hı. cevap olarak. Hani hala o görüşteyim. Dolayısıyla bu haberler çıkar e, ama ne kadar doğrudur ne kadar Beşiktaş'ın gündeminde vardır e, onlar soru işareti. Normal şartlarda e, ben sana katılıyorum. Hani e, bir kulüpte hiçbir zaman bir iş ya şu olsun da ondan sonrasına bakalım diye düşünülemez. E, devamlılık esastır. E, hızlı hareket etmek esastır. Dolayısıyla bu işler süreç içerisinde de halledilebilir. Yani burada sen e, Gezzel'in gelecek sene de oynayacağı takımı belirlediği anda performansının düşeceğine inanıyorsan şampiyonluk yarışı içerisindeki bir takımda zaten o zaman gezel yanlış oyuncu demektir. O Hayır. da işin bir başka boyut. Yani oyuncu gelecek senede de buradayım. Oh rahatladım ben tamam artık işi sarı yani yayabilirim önemli değil diyorsa zaten yanlış oyuncuya gitmişsin anlamına da gelir o da işin bir başka boyutu. Evet 9 oldu saatlerimiz sabah sporuna devam ediyoruz. Telefon hattımız açık. Bir dinleyicimiz daha var şimdi hattımızda. Günaydın hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. Ben Gündüz. bir iki fikrimi paylaşmak istiyorum sizinle. Hoş ee, geldiniz. Kıdemli dinleyicilerimizden. Merhaba Barış abi. Bey. Ee, şöyle giriş yapayım. Bir iki paragrafta konuşacağım. Bu Türkiye Ziraat Kupası Birincilik maçlarını seyrediyorum geçen hafta ee, saygı Neyi seyrediyorsunuz yapılıyor. pardon efendim? Neyi seyrediyorum dediniz? Pilikli konuyu paylaşmak Hayır neyi ediyorum. seyrediyorum dediniz? Kupayla birincilik maçlarını. Sanki. Ha siz misiniz maçlarını o seyreden? Seyrediyorum. Ha, biri seyrediyor diyorlardı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ha Oy <laughs> siz misiniz <laughs> tamam Tesadüf. dünya küçük var ha, biri doğru. seyreden demişlerdi buyurun. Şimdi saygı duruşu yapılıyor. Evet. Siyahi e, futbolcular bile huşu içinde böyle dururken hakemimiz sağ olsun eli belinde kibarcasını söyleyeyim. Yani biraz onun da durması gerekir. Şimdi bir de şey çıktı şimdi e, Adana Spor, Adana Demir derbisinde. Futbolcular birbirine giriyor. Hepsi gergin ikisi de. iki takım futbolcuları da. Hakem gelmiş yanında öyle bekliyor. Kardeşim bir kolunu koy ayrılın de. Yani önleyici koculuk yap. Yani birazcık eksiklikler var. Bu var sisteminin faydası İnkar edilemez sistemin. Fakat e, hep aynı hakemlerde dönüyor bu var masasındakiler. Yeni bırakmış emekli o emekli demeyeyim yani faal hakemliği bırakmış hakemler bu, burada görev yapamaz mı? Tecrübeli çünkü onlar. Değilmek istediğim bir hususta e, bu offside sistemi. Ben bunun canlısını seyrettim 200 sene önce Karyus Kale'deyken boş bir top atıldı. Bariz olsaydı, 10 metre, 15 metre olsaydı. Kapalıda önemli oluyor olay. Karius koşuyor. Ankara güçlü o zaman düşmemişti parantez içinde. Ee, koşuyorlar ikisi nasıl çarpışsalar bir de hastanelik olacak. Bereket top taça çıktı. Hakem olsaydı. Yazım anında kaldır. Menemen maçında da oldu bu. Kaleci sakatlandı. Bekliyorlar ki pozisyon bitsin. Yani çok e, gri pozisyon olur devam edilir ama bariz 3-4 metre olsaydı oyunu oynatılıyor. Bu da yanlış diyorum ben. Değilmek istediğim bir ustadan boş vakitlerinde hem radyo sporu dinlerken e, spor kanallarını açıyorum. E, şeyler puntular e, şeyde ne deniyor artık basın e, kelimesinde nizam mı kareografi birer santim şeyler e, yazılar. Kırmızı üstüne beyaz. Ebatları birer santim. Efendim, ee, beyaz üstüne gri, sarı üzerine turuncu ya renkli yok? Onlar da zaten hepsi birer santime varında. Niye öyle düşünürler? Onu aklım ermiyor. Şu değinmek istediğim son konu da sosyal bir konu. Geçen gün haberleri izliyoruz. Kadının bir kanalizasyon çukuruna düştü. Röber kapağı çalınmış. E, teller kopuyor. Kırsal kesime. E, kenar mahallelere internet kabloları kesip satılıyor buradakiye. Ya yani valilik bunu kaç tane var biz memnuniyette dolaşıp. Yani bunun cezasını ikimiz de çekeceğim ve işçilik ücreti de ödeyeceğim. Kadın boğulabilirdi kanalizasyonda. Sattıkları 10 lira 15 lira. Evet. Yani buna bir her vali önlem alınsa iyi olur. Dolayısıyla Peki, iyi günler teşekkür dilerim. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aylık haller tekrar. Son söylediğiyle ilgili ben bir şey söyleyeyim. Bir, bir çukur varmış böyle işte rögar kapağı çalınmış. Ondan sonra hep düşüyor insanlar içine sakatlanıyor. Daha tehlikeli şeyler oluyor falan filan. Demişler ne yapalım bu çukurla ilgili. Rögar kapağı alalım demişler. O da demişler ki ya bunu alıyoruz çalınıyor gene alıyoruz çalınıyor para gidiyor. Daha kalıcı bir çözüm buna. Bir de diyorlar burada düşenin hastanede burası uzak çok da ters. E bir ambulans koyalım bunun başına demişler. Ya demişler ambulans koymakla çukurun başına biri düşecek gidecek diye öyle şey olmaz ki rögar kapağı daha iyi fikir. Öbür türlü, o zaman bariyer koyalım dikkat etsin insanlar falan. E, dikkat etmiyorlar. Bariyeri de çalıyorlar, deviriyorlar falan filan. En sonunda biri demiş ki ya demiş bence demiş bu çukuru kapayalım. Hastanenin önünde açalım. Daha kolay olur. Yani bu bu fıkra gibi bizim hayatımız. Dinleyicimizin de söylediği şeyler buna benziyor. En iyi fikir de o değil mi? Kapa çukuru, <laughs> git hastane önünde aç. Evet. Ee, şimdi Ajans Spor'da bir haber eee gözüme çarptı az önce e, paylaşmışız. Aslında dün mü konuştuk Ali abi senle? Önceki gün mü hatırlamıyorum ama Fenerbahçe ile bu yayıncı kuruluş arasındaki e, gerilim. Önceki gün konuştuk. Önceki gün. E, sona mı erdi acaba demiştim. Çünkü son iki maçtır. Galatasaray ve Karagümrük maçları sonrası futbolcular öyle e, tişörtlerle hani ve vesaire giyiyorlardı. Çıkmıyorlar. Normal bir şekilde yayıncı kuruluşta röportajları paylaşıyordu. İğneleyici laflar yoktu futbolcu tarafından. Hani maçla ilgili genelde konuşuyorlardı. Biz de bununla ilgili bugün edinilen bilgileri paylaşmışız demişiz ki evet böyle bir sürece girildi. Taraflar şu anda görüşme aşamasında. Artık bir süreliğine bu hani savaş baltaları mı dersiniz? Onlar gömülmüş durumda. Yani iletişim yolu açılmış Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. O yüzden son iki maçta futbolcular böyle tişörtler giymiyorlar. Maç sonu röportajları da Beşiktaş Sports yayınlıyor. Fakat tabii şimdilik askıda burada. Bunun askıya alınmasının sebeplerinden biri grup başkanlığına spor içeriklerinden sorumlu grup başkanlığına bir ismin atanması. Bu yeni bir isim. Onun gelişiyle birlikte böyle bir diyalog yolu açılmış ve süreç eğer istendiği gibi giderse Fenerbahçe bir daha böyle bir protesto yapmayacak. Haber bu şekilde. Yeni bir başlangıç olarak herhalde değerlendiriyorlar. Evet. Profesyonel atanmasıyla Çünkü bu beraber. zaten hani sonsuza kadar gidecek bir evet. konuda değil yani. Zaten bir yerde zaten iki, kesilmesi gerekiyordu. İki tarafa da hiçbir faydası olmayan bir savaştı. Bakalım gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Evet. Haberde şu cümle var işte. Görüşmeden sonunda bir ilerleme sağlanamazsa yayıncı kuruluşa tepki gösterilmeye devam edecek denmiş. Ama şu anlık en azından iki maçtır burada pozitif bir gelişme var. Gözüken bu. Fakat işte Fenerbahçe yavaş yavaş arayı düzeltirken dün Beşiktaş'ın Beansports'la ilgili bir açıklaması oldu. Çünkü daha önce paylaştığı bir videoya telif atmış yayıncı kuruluş ve Beşiktaş da onu kaldırmak zorunda kalıyor. Sonra bunu sehven yapıldığını evet, evet, ifade evet. etmiş Sports ve Beşiktaş tekrar o videoyu paylaştı dün. Ama hala bir özür bekliyor Beşiktaş. Açıklamanın içinde o detay vardı. Açıklama gelmediği müddetçe de protestosunu artık Beşiktaş devam ettirecekmiş. Galatasaray maçı ile ilgili bir video hazırlıyor Beşiktaş. 2-0 kazandığı karşılaşmayla alakalı olarak. evet, olarak. Joseph'in attığı golle alakalı. Evet. Bu meşhur bir konsept var. Şarkı uyumu vesaire. Onu paylaşmışlardı. Ondan sonra telif geliyor. Video kaldırılıyor. Beşiktaş da diyor ki bunu diğer kulüpler yapıyor. Orada niye böyle bir şey oluyor? Şimdi bu, bu az önce söylediğiniz Fenerbahçe'nin şikayetiyle Beşiktaş'ın şikayetinin örtüştüğü bir nokta var. Burada bir kulüplere karşı yayıncı kuruluşun bir kötü niyeti olmadığından hareket ettiğinizde çünkü yönetici konuşun en büyük şeyi bu. Bizim kulüplerle e, nasıl bir ilişkimizi kötü olmaktan fayda sağlayabiliriz ki? Biz niye kulüplerle kötü olalım? Biz kulüplerle birlikte e, çalışmak istiyoruz. Onlarla biz paydaşız. Ve hani biz Fenerbahçe'de karşı değiliz, Beşiktaş'ta de karşı değiliz diyor değil mi? Yaklaşım bu. E, buradan hareketle gittiğiniz zaman... E, ...ve şikayetlerine baktığınız zaman kulüplerin... ...o zaman personelinizi iyi seçemiyorsunuz. Demek ki personelinizde o zaman... Liyakatta mi problem var? Seçtiğiniz, görevlendiğiniz personelin... E, e, ...becerisinde mi problem var? E, i̇çeride yönetimsel bir başarısızlık var demek ki. Ki sizin yansımalarınız... ...yanlış insanlara mal ediliyor olabilir. Bazı hatalar... ...çekimlerle alakalı, kameralarla alakalı... ...pozisyon seçimleriyle alakalı... ...ya da Beşiktaş'a giden tırnak içinde sehven giden kaldır o içeriği illegal olarak içerik kullanıyorsun. Senin kaldır o içeriği diye illegal içerik diye kullandığın senin paydaşın. Senin o içeriği oraya gönder yani o uyarıyı gönderen avukatının hiçbir spor hukukuyla ya da Beşiktaş'ta aşina alıyor. Yani bu yayıncı kuruluş Beşiktaş kime gönderiyoruz? Beşiktaş akaretler Beşiktaş. Ne gönderiyoruz biz bu ya Beşiktaş'a? İçerikle ilgili şey. Noterden ihtarname. Bir dakika ya bunu bir kişinin mi aklına gelmiyor bu? Ya bu bize işte bunu göndermemiz doğru mu? Tamam bir ihlal varsa bile bu ihlali görmezden mi gelmeliyiz? Nasıl bir iletişim kurmalıyız? Mahkeme şu yoluyla, noter yoluyla bunu kaldır. Yoksa bilmem ne kapsamında sana ceza keselim diye bakacak. O zaman senin adamın mı yok? Bunu görebilecek. Anladın mı? İçerideki işleyiş, yapı X kurum, X kulübe, Y kulübe karşı bir şey yok ama o zaman beceriksiz ve liyakatsiz insanlarla mı çalışıyorsunuz siz? Ki öbür taraftaki algı bunların benle garezi var. Burada zaten bize karşı bir yapı var e, yayıncı kuruluşun içerisinde, profesyonel kadrolar içerisinde. Bunun da tezahürleri bunlar. Biz de buna seyirci kalacak değiliz. Gösteririz dişimizi, tepkimizi mi diyor Fenerbahçe ve Beşiktaş. Ya bunları da oturup şey yapmak lazım biliyor musun? E, düşünmek lazım yani. Yayıncı kuruluşun da kendi yönetim şeklini profesyonel kadrolarıyla beraber bu açıdan da bakması lazım. Bizde kötü niyet yok, bizde iyi niyet var. Bu bize yapılan şeyler, bizim elemanlarımıza, personelimize yapılan şeyler de haksız ithamlar diye de, demekle bitmiyor bazı şeyler. Ekibimizi gözden geçeceksiniz. Biz de mesela yanlış haber yapıyoruz. Başlığı yanlış atıyor arkadaşlar. Koma oyunda tırnak içinde infialvari, yanlış anlaşılmayla mesela bir örnek vereyim aklıma gelen. E, Aykut kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut demişiz. Fakat şöyle demişiz onu da sosyal medya paylaşımıyla alakalı Aykut yazılmış. Aykut Hoca denmemiş, Aykut Kocaman denmemiş, Aykut denmiş. Sosyal medya paylaşımı, fakat haberin içine, sosyal medya paylaşımının içinde haber var. Habere tıkladığın zaman içeride Aykut Kocaman. Ama Twitter'a acelecilikle kötü niyet var mı Mesela Fenerbahçe o dönem, o dönem ajans sporu paylaşımına siz saygısızsınız. Aykut Kocaman'la derdiniz var falan diye. Mesela bir fanatik bir kesim değil mi? O zaman bir şey olmuş. Hatırlıyor musun Mert? Fenerbahçeli bir editör arkadaşımız yapmıştı. Hatta üstelik, Aykut Kocaman'ı seven biri. bak aklımda? şimdi. Bak şimdi. Burada kendimizden örnek verelim kimse alınmasın diye. Fenerbahçe'yi seven, Fenerbahçeli olan bir alt düzey editör. Aceleyle bilinç altında da belki Aykut kaldı Fenerbahçeli'nden dolayı. Çünkü Fenerbahçeliler için daha kolaydır Aykut demek. Fenerbahçe olmayan Aykut kocaman demeye daha kolay bulabilir ama Aykut futbolculuğundan Aykut olduğu için belki. Mesela Sergen'e de Sergen diyen daha çok Beşiktaşlıdır. Sergen Yalçın, Sergen Hoca. Ama Sergen demeye alışmış adam futbolculuğundan severek bunu söylüyor bir de kötü niyetli değil. Ee, sergen Hoca demiyorsa Sergen diyor geçiyorsa büyük ihtimalle yaşı biraz daha yaşlı ve Şiktaşlı'dır diye bakarsın değil mi? Ya bunlar kötü niyet çok nadir olur bu işlerde. Hele bizim gibi kurumlarda. Şimdi e, biz ne yaptık ama? Bizim refleksimiz ne oldu? Biz adamı işten falan çıkarmadık. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim ben uyardım. Onu da uyarmadım. Onun amini uyardım. Çünkü bu hassasiyet, bu hassasiyet var. Yani Aykut denmesinden rahatsız oluyor Fenerbahçe taraftarı. O da Aykut. Aykut zaten Aykut denmemeli de zaten bu arada. Aykut Hoca, Aykut Kocaman. Sayın Aykut Kocaman bilmem ne, ne dersen de ama Aykut değil. Ee, doğru yani yayıncılık açısından da habercilik açısından da doğru bir refleks değil. İhmal. Acelecilik. Çabuk atayım tweet'i. Haberci doğru zaten haberi yazmış. E, tweet'i Aykut diye atmış. Fenerbahçe'de tabii bu bir fırsat olarak bilinip saldırmak isteyen fanatik bir kesim, trollvari bir kesim, başka maksatlarla saldırıp yıpratmak isteyen bir kesime malzemeyi veriyorsun. Peki biz burada ne yaptık? Biz adamımızı koruduk mu? Koruduk. Ama bak ben ben sana söyleyeyim. O zaman yayında da söyledim söylemedim bilmiyorum ama uyardım da. Niye uyardım biliyor musun? Burada işte e, saygısız adam olmasın diye değil. Onun hata olduğu bariz. Zaten yapan çocuk da Fenerbahçe çıktı. Fenerbahçe olmasaydı da ben onu kötü niyetle yapacağına ihtimal vermem. Bizde öyle kimse çalışmaz diye. Anlarız başka taraftan anlarız. Böyle bir holiganvari, vari, e, şey vari, fanatik vari bir bir duruşu işine etki ediyorsa, üslubuna, yazısına vesairesine, haberciliğine, editörlüğüne etki ediyorsa ya da yorumculuğuna biz bunu zaten 50 yerden yakalarız ve alırken o, o, uyanmamışsak, atlamışsak çıkartmasını beceriz yani. Orada hiçbir sıkıntım yok, kaygım da yok, korkum da yok, bir şeyim de yok. Ama öyle olmadığını bildiğimiz arkadaşlarla çalışıyoruz zaten iyi niyetle işini yapmaya ve işinde yükselmeye çalışan arkadaşlarla çalışıyoruz. Hepimiz herkes bir takım tutuyor o takım üzerinden sinsilik yapacak da orada kazandığı parayla bilmem neyle falan öyle böyle bir. Bunlar sadece sokaktaki o fanatikle inanır böyle şeylere. Fenerbahçe düşmanlığı, Beşiktaş düşmanlığı yapmak için orada ekipler kuruluyor falan. Bunlara, bunlara dışarıdaki saf işte anlamayan cahiller inanır sadece. Ama bak başka bir şey var. Ben uyardım da. Onun amirini uyardım. Dedim ki bir daha dedim olmasın. Bunlar hassas konular. Hassas konular derken de hata hep olur. Her zaman da hatada insanların hemen işinden çıkartmak falan en kolay şey ve en son yapılması gereken şey. Çünkü en kolay şey işten çıkarmak bir insanı. Ve de bir vebali de var üstelik tamam mı? Ama ben de diyorum ki ve bunu bir defalarca sen de duymuşsundur ben bunu söylerken, yazarken, çizerken. Kardeşim diyorum yazdığınız zaten sosyal medya paylaşım ise 3 cümle, 2 cümle ya da 5 kelimelik iş. O kelimede artık imla hatası yapmayın ya da böyle e, hassas konularda oraya Aykut mu yazdın, Aykut Kocaman mı yazdın, Ahmet mi yazdın, Mehmet mi yazdın, Bey mi yazdın, Hanım mı yazdın? Artık ona dikkat et çünkü paylaştığın şey zaten bir satır. Ya o bir satırı üç kere bir oku kardeşim yani tamam mı? bu senin sıradan bir şey değil oraya yazdın. Bir cümle içindeki bir harfe bir şey demiyoruz. Hadi onları dönüp düzeltiyorsunuz. Bir şey demiyoruz. Ondan da olmaması lazım da. Ama bir sosyal medya paylaşımının artık tepesinde üç satır yazacağın şey iki kelime yazacağın şey bari onu dön bir oku göndere basmadan önce dön bir oku bunu bir kere yaptın tamam ama bu bir daha olmasın dedik bunu Aykut Kocaman diye demedik Fenerbahçe diye demedik İşini yapmakla ilgili dedik sen dedik amirisin uyar bir daha olursa gönder niye çünkü orada bir şey yaptığın zaman bir başlık atıyorsan başlıkta imla hatası olmaz ya da böyle bir hata olmaz Sosyal medya paylaşımının birinci satırında zaten üç kelimelik şeyde böyle bir hata olmamalı. Çünkü dönüp okuma şansın var. Yanlışlıkla e, göndere basamazsın yani. Döneceksin ben neyi gönder? Hadi gönderdim bir de neyi göndermişim diye dönüp bakacaksın. Ben gönderdim ne çıktı bakalım oraya. Dolayısıyla ne oluyor? Böyle gelişiyor ekiplerde, kadrolarda. Bir hata olduğu zaman bu hatanın sebebine bakıyorsun. Diyorsun ki bu arkadaş mı yetersiz acaba? Yetersiz buna bakmak zorundasın yani. Yetersiz olup olmadığını anlamak için de hata yapması gerekiyor. Hata yaptığında senin uyarman gerekiyor. Uyardıktan sonra aynı hatayı tekrar yapıp yapmadığını da denetlemen gerekiyor. Buna da yöneticilik deniyor. O da kime bağlıysa onun yapması gerekiyor. Yoksa öbür türlü o arkadaş gider, başkası gelir, başkası da aynı şeyi yapıyor ya da başka birileri de yapıyor. O zaman o amirde problem var demek ki. O yönetemiyor demek ki. O zaman çocuklar değil de amir gitsin. Amir adam da seçemiyor, çocuklar da yönetemiyor. O zaman amiri gönder, amirin yerine başka amir getir o zaman. Amir Amir'in sorunu da bu bu sefer tamam mı? Dolayısıyla olaylara böyle bakmak lazım e, yetkinlikleri, personelin kendini geliştirmeleri, hata yaptıklarında uyarılmaları ve e, tekrar o hatadan sonra ha, şans tanınması ve o şansı hak edip hak etmediğinin de takibi vesaire bunlar kadroların e, iyi çalışması ve iyi organize olması alakalı yayıncı kuruluşta bence böyle bir sorun da var. Bir sürü hata alıyor, bir sürü Sehven kelimesinin çok içi boşaldı son zamanda. Bir de kötü niyetle de şey oldu. Abi sehven sehven yapılacak hata vardır. Sehven yapılacak hata vardır mesela bu sehven kelimesi e, siyasi konjonktürde de çok e, çok rahat kullanıyor. Yani bir suç işleniyor, açık söyleyeyim size. Bu suç ortaya çıktığında belgenin sehven gönderildiği gibi bir şeyle çünkü sehven demek hatayla demek, yanlışlıkla demek Bu şey dilinde sokakta sehven diye konuşmuyorsun ama yazı dilinde ve bürokraside hukukta vesairede bu tip resmi yazışmaların dilinde sehven kelimesi yanlışlıkla yerine geçiyor. Ben, ben Yanlışlıkla sana çarpıyorum sehven de bir cümle kullanıyorsun bir yazıda tamam mı? Ya da tarihi yanlış atıyorsun ya da yanlış atıyorsun. Bu sehven. Ama mesela biz şeyle ilgili rastlamıştık ee, Tabii bu olayda Sehven kelimesi Beşiktaş'ın olayında yerine oturuyor yani. Çünkü belli ki işi bilmeyen biri Beşiktaş'a neyi çektiğini fark etmeden o içerik onun hakkı değil mi? Tamam gönder herkese diye standartlar. Sehven gönderildiği belli o ama bazı şeylerle aslıyoruz mesela biz. Adam oturmuş üç sayfa yazı yazmış. Bir makam, bir başka makama devlette 3 sayfa yazı yazmış. 3 sayfa yazı ortaya çıktığında skandal ortaya çıkıyor. Bu sayfa o, o, makam o makam o yazıyı nasıl yazar anladın mı? İçerikte sıkıntı var. Ve bunun savunması nasıl geliyor biliyor musun? Yazı sehven yazılmıştır. Ya yazı sehven yazılmaz. Üç sayfa yazı sehven yazılmaz. Çarşamba yerine perşembe sehven yazılır. 14 Mart yerine 14 Haziran sehven yazılır. Başına tarih atıp 3 sayfa döşersin. Bunu öyle oldu. Bu kararla bu. onu sonra ortaya çıkınca panikleyip de sehven yazılmış bir yazı. Bu yazının olmaması gerekiyordu. Bu yazı sehven. Ona sehven denmez. Ona kötü niyetin ortaya çıktı denir. Yani bunların da bu kavramların da maalesef içi boşaldı. Bütün burada yayın konuştuğumuz konuların aslında temelinde sorun sosyal, toplumsal. Toplumun ahlaksızlaşması maalesef. Ama tabii bu konuyu kesinlikle bağdaştırmasınlar. Beştaş'ın meselesi işi doğru yapamayan çalışan orada da bir kötü niyet yok. Beşiktaş da mesela diyor ki dikkat etsinler diyor hassasiyetlere çok haklı Beşiktaş. Ama ben adım gibi eminim ki Beşiktaş'a kötülük olsun Beşiktaş'a Beşiktaş'ın canını acıtsın anti Beşiktaş'lık olsun diye de yapılmış değildir. O gerçekten sevmen işi bilmeyen bir ama o işi bilmeyen birini oraya getiren de sensin. İşi bilen adamla çalış o zaman değil mi? Beşiktaş'a o yazını yazılmayacağı bir dakika ya, burada bir problem var sıradan birine gitmiyor bu. Hani bir tane Ajanspor.com haksız bir şey kullanmış da ona gönder. Ama Beşiktaş Kulübü'nün yayıncı kuruluşla ilişkisi farklı. Ajanspor.com muamelesi yapma yayıncı kuruluşa. Radyospor muamelesi yapma Beşiktaş'a. Diyecek adamlarla çalışman lazım. Senin ki bu sehven bunlar olmasın. Şimdi iddia günün kuponu vakti. Bugün Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk karşılaşmaları başlıyor. Saat 18'de Dinamo Kiev Kulüp Rüj mücadelesi var. Ve 20.55'te 23 seanslarında birçok güzel karşılaşma sizleri bekliyor bültende. E Ali abi. Bakalım bu aslında zorludur bu kadar çok maç içinden e, seçebilmek. Doğru, sen doğru, Hangi 3 karşılaşmayı seçtin? Doğru. 16 karşılaşma var. UEFA Avrupa Ligi'nde sen seansları söyledin. 3 karşılaşma gözüme çarptı. 3 karşılaşmada da gollere gideceğim. Benfica Arsenal'da gol var düşünüyorum. Salzburg ve 2.5 gol üstü. Real Sociedad Manchester United'da 2.5 gol üstü. Beklentim var. Bu üç karşılaşma toplamda 3.83 katı yapmakta. Tekrar etmek gerekirse Salzburg, Villarreal ve Real Sociedad United Mücadeleleri 2.5 gol üstü. Benfica, Arsenal gol var. Ee, Barış abi geçen sormuştu bu maça e, Salzburg galibiyeti e, oynar mıyız diye. E, ben de onunla ilgili çok kısa bir yorum yapayım. Salzburg'da Barış abi iki stoper yok. iki az stoper. Biri sakat uzun süredir. Diğeri de cezalı. O yüzden yedek 2 stoperi e, oynayacak. Villarreal'da grup aşamasında 17 gol attı. Ee, Golcu bir takım. Başlarında Unai Emery var ki e, bu Avrupa Ligi'ni 3 kez kazanan bir teknik adam bu açıdan. E, hani korkutucu gözüküyor Villarreal. Ben çok hani 1-0-2'den ziyade Ali abi gibi aslında gollere yönelmenin çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. E, yani 1-0-2'ye bence girmesek e, daha iyi ama hmm. gol varın oranı tabii bilmiyorum. Ya da 2.5 gol üstünün oranı ne kadar? 2.5 gol üstü 1.48, gol var 1.42. Evet hatta daha bile fazla gol. Senin maçları neydi bugün? Benfica Arsenal gol var. Evet. Salzburg ve Real 2.5 gol üstü. Sociedad United 2.5 gol üstü. Peki şunu soracağım. Slavia Prat, Leicester City. Neden Leicester City değil? Ee, neden Leicester City de aslında o maçı da düşündüm. Ama e, Brandon Rodgers nasıl bir kadro tercih eder? E, bununla beraber Slavia Prag'ın da son durumunu bilmediğim için. Çünkü Slavia Prag, önceki 2 sene bayağı iyi oynuyordu. Ama son durumlarını bilmediğim için biraz yani uzak durdum. Yine ligin çıkacağız. en iyi takımı uzak ara. 10 puan farklı lider hmm. liginde. Yani attığı golle de uzak ara. Yediği golle de uzak ara, Ligin en iyi takımı. O ama çıktılar, ama, çek, ama Çek ama Liginden bahsediyoruz yani. Çek Liginin üzerinde olması Premier Ligin orta üst seviye bir takımının ki zirve grubu takımlarından biri Leicester City. Yani ilk dörde oynuyor. Dolayısıyla şu arada ciddi bir klas farkı var. Ve tabi orada bir tek şu var. Senin söylediğin Leicester City'nin sahaya çıkaracağı 11'deki evet, rotasyon. Allah'tan hani canlı bahis var da. Evet oraya bakarak belki düşünebilir o maçta. Yoksa çünkü arada ciddi bir e, kalibre farkı var. 9.36 saatlerimiz son bölüme girdik. Telefon hattımız açık. Dinleyicimiz var şu anda telefon hattımızda. Günaydın hoş geldiniz. Merhabalar iyi günler. Teşekkürler. Ee, ben Hakan Hanoğlu Ankara'dan arıyorum. Hoş geldiniz Hakan Bey. Merhabalar Barış Bey ve Matita arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Buyurun. Az önce yaptığınız konuşmalarla alakalı olarak bir görüşlerimi bildirmek istiyorum. Bu telif hakkı konusu gerçekten önemli ama maalesef Türkiye'de e, az önce Barış Bey'in belirttiği gibi çok e, hassas gidiliyor. Sebebini de anlamış değilim. Geçtiğimiz günlerde ben İngiltere'deki offside uygulamasını, yayıncı kuruluşun offside uygulamasını içeren bir video yayınladım e, Twitter'da. Gerçekten önemliydi. Boyutlarıyla, yatayla, dikeyle, düşeyle nasıl bulunduğunu, orta çizginin nasıl paralel getirilip bütün izleyicilerin göz önünde kimseye e, şüpheye mahal bırakmayacak bir off tespiti yapıldığını göstermiştim. İki gün sonra e, ilgili yayıncı kuruluş, yani İngiltere'deki yayıncı kuruluşun isteğiyle kaldırıldı. Ben ısrar ettim. Kendileriyle yazıştım. Bakın bu uygulama. Bu işin nasıl yapıldığını göstermek amacıyla yapılmıştır. Bunu gösteriyorum. Türkiye'de bu yanlış uygulanıyor. Avrupa'da nasıl uygulandı Türk izleyicilerine göstermek istedim dedim. Ve bir gün sonra özür mesajıyla beraber tekrar izin hakkı çıktı. Ve şu anda yayında. Dolayısıyla bizim yayıncı kuruluşun üstündelik TV anketi olan ya da beyin Sports anketi olan herhangi bir şeyi direkt engellemesi... ...bunun kodlarıyla giriyor hem yani de hiç bakmadan içeriğine direkt engellemesi biraz yanlış. Öte yandan izleyicilerimiz 10 saniye, 15 saniye, 20 saniyelik bazı görüntüler paylaşıyor. Hakem hatalarına yönelik olarak kendi görüşlerine geçiyor. Hemen kaldırılıyor. Oysa bu yayıncı kuruluşla değil hakemlerle alakalı bir değerlendirme yapılacak. Ve yayıncı kuruluşun da reklamı yapılıyor bu sırada. Ama bu düşünülmüyor. Az önce Barış Bey söyledi. Daha büyük resim görülerek telifler kullanılsa çok daha anlamlı olacak. Örneğin en komik şey benim Fenerbahçe Kongresi'nde yaptığım konuşmayı Fenerbahçe TV telif hakkını kaldırdı. Bakın benim konuşmamı Fenerbahçe TV kaldırıyor. Buna sadece güldüm ben arkadaşlar bu benim konuşmam. Benim size izin vermemem lazım dedi telif hakkı olarak. Ama yok e, maalesef kodlama dolayısıyla direkt giriyor. Ama bence bunun yayıncı kuruluşun özellikle bu son dönemde ee, Süper Lig ortakları dediği Fenerbahçe ile Beşiktaş'la Konuşmaya başladı dönemde yayıncı kuruluşun Bunu da dikkate alması gerektiğini düşünüyorum Daha güzel bir spor zevki için İkinci bir konumda tekrar e, Aylardır bunu e, Dikkat çekiyorum Hem devlet yetkililerimizin hem spor yetkililerimizin Bir Yunanistan örneği önümüzde Hakem hataları artık Giden e, çığırından çıktı Her takım için söylüyorum Sadece Fenerbahçe Beşiktaş için değil Galatasaray için de yapılanlar var Trabzon için de yapılanlar var ama bu hatalar büyüdüğü sürece maalesef e, gençliğimizin e, delikanlılarımızın önünü kesmek zor olabilir. İntihal yaratacak olaylar ortaya çıkabilir. Yunanistan'da bu çok büyük sorunlara yol açtı. En sonunda UEFA kayyum atadı Yunanistan'a. Yabancı hakemler, yabancı federasyon başkanı ve hala iki yıldır Yunanistan'da durum bu. Biz bunu istemiyorsak hem federasyonumuzun hem başındaki e, Nihat Bey'in çok dikkat etmesi lazım. Hakemlerimizin Belli başlara, belli akenlerin gönderilmesi, göndermemesi torba kuralıyla, e, kurayla belirlenmesi ve e, daha etkin ve yetkin insanların seçilmesi gerektiğini inanıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben bir iki şey söyleyeyim bununla ilgili. İkinci söylediği e, konuyla alakalı başlayalım. Birinciyle ilgili bir şey söyleyeyim. E, bu tabii gü sisteme güven olmadığında, adalet duygusu kaybolduğunda yapılan her atamada, her şeyde arkada başka bir şey aranıyor ve hakemlere de en çok zarar veriyor bu. Yani maça atanan hakemin geçmişi hemen sorgulanıyor, incik incik ediliyor ve herkes kendi aleyhine ne bulursa onun reklamı üzerinden hakemi yıpratmanın peşine düşüyor ve hakemi yıpratmaktaki gayede hakem üzerine baskı oluşturup e, tartışmalı pozisyonlarda lehine e, takdir hakkını kullanmasını sağlamak için bir baskı ortamı yaratmak ve bunu herkes kendi lehine yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla adalet duygusunun ve şeffaf bir şekilde yönetildiğine olan inancın kaybolduğu bir ortamda mümkün olduğu kadar e, atamalarınızla, görevlendirmelerinizle, aldığınız kararlarla e, şeffaf olmanız ve bu atamalarda çok adilane yaptığınızı insanlara göstermeniz lazım. O yüzden ben bu torba meselesine artık eskisi kadar soğuk bakmıyorum e, ve bunun gibi başka bir sürü uygulama yapılarak toplumun güveni kazanılabilir. Bu kurullarla ne kadar olur, bu kurulun başındakilerle ne kadar olur o da ayrı bir tartışma konusu ama federasyon seçimleri de kurullarıyla beraber yeniden yapılması da yine önemli bir konudur. Ama hakemleri torba koymak <laughs> için aynı seviyede çok fazla sayıda hakem olması gerekmez mi? Hakemler arasında da tecrübe olarak, kalite olarak ciddi fark var. Şimdi çok önemli bir karşılaşmaya siz neden Cüneyt çakır atıyorsunuz? belli bir kalite ve tecrübe olduğu için onu, şöyle onu da böleceksin. Onu da, o orada, maç için e, üç tane hakem koyacaksın. Üçünden birini seçeceksin. Şöyle söyleyeyim. Orada şey Mert yani UEFA kuralları ya, gibi olacak. Ya evet. e, seri, başı, seri başı seri başı seri başı uygulaması yok mu? Yani senin söylediğin tecrübeli hakemler büyük maçları yönetecek derbi niteliğindeki vesaire önemli maçlı yönecek şey hakemler seri başı uygulaması olarak gördüğün Cüneyt Çakır, Fırat Aydınuz ve birkaç hakemin seri başı dedin onlara diyelim ki. Daha tecrübesiz. Oradan gibi. kimi çıkarsa vereceksin. Tabii onların kendi içine seri başı torbası ayrı öbür torba ayrı diye bakabilirsin. Bunların çözümleri üretilebilir. Burada temel hareket ettiğin şey duygu şu olması lazım. Yani burada bir kaygı var toplumda. Fenerbahçe'lisinde ayrı var, Galatasaray'sında ayrı var, Beşiktaş'ta ayrı var, Trabzon'sunda ayrı var, Anadolu kulüplerinde ayrı var. Mesela bak şurada e, Fenerbahçeler çok şikayetçi şu su yakın zamanda ama dönem dönem biliyorsun bir bakıyorsun Galatasaraylar parlıyor bir bakıyorsun Beşiktaşlar parlıyor o hatalar kime daha çok yoğunlaşılsa veya üst üste olursa e, artık talihsizlik diyebilirsin bazısında kasıt diyebilirsin herkes her şeyi söyleyebilir ama buralarda kimsenin çok da anlaşamayacağı da belli, belli anlaşamıyor kimse zaten herkes kendinin aleyhine yapıldığını daha çok söylüyor herkes kendi şikayet ediyor. Ama herkesin hemfikir olması gereken biraz vicdanı olan biraz vicdanı olanın hemfikir olması gereken konu ne biliyor musun? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray e, ve Trabzon. Dört büyükler ve diğerleri. Kesin. O diğerleri en çok haksızlığa uğruyor dördünün. Kesin. Dördü en çok kullanıyor yani. Eğer bir kollanma varsa o dördü kendi içinde o ayrı bir tartışma ama dördü ve diğerleri. Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon ve diğerleri. Başakşehir de bir ara girdi bunun içine. Şimdi çıktı. Başakşehir de bir, bir nüfuzla bir şeyle girdi. O şimdi, o, o, o bir ama bir, bir yılına girdi. Şimdi küme düşme hattında o yüzden zaten. Bana sorarsan. <laughs> ya yani sırf ondan dolayı değil tabii. Ee, şey de var işin içinde. Doyum vesaire bilmem ne. Konsantrasyon bir sürü şey de var işin içinde. Neyse şimdi bu konu yani bir kere kurulların kurumların seçilişiyle ve toplumun ahlakı ve toplumun bir kere zihniyetiyle Önemli ve o, ama bunun da bir adım ötesinde toplumun zaten bir kere kaygılarının karşılığının olduğunu bilmesi bir kere kafadan rahatlatıyor biliyor musun? Yani bu işleri düzeltmenin yüzde %50'si hani bir gerginliğe dikkat çekti. Yunanistan örneği verdi Hakan Bey. Ee, doğru bir örnektir. Ama bu işleri düzeltmenin birinci adımı ve bana göre işin yarısı yolun yarısı çok zor bu işleri düzeltmek zannediyorsunuz ya. Zannediyor ya insanlar niyetten ortaya çıkıyor niyetten. Sen iyi niyet göster. Yani sen karşındakine de ki seni anlıyorum. Seni reddetmiyorum. Seni anlıyorum ve seninle ilgili yani seni düzeltmek için senin bu güvensizliğini, öfkeni, haksızlığa uğradığınla alakalı duygularını reddetmiyorum. Ve bunu düzeltmek ve seni iyi hissettirmek için elimden geleni yapmaya hazırım. Bak daha hiçbir şey yapmadın. Sadece ortaya bir irade koydun. %50'sini şimdi düzeltir biliyor musun? Bugün Fenerbahçeler büyük öfke içerisinde. %50 elli Fenerbahçe'nin öfkesini dindirmenin yolu bunu reddetmekten değil. Bu yayıncı kuruluş olabilir, federasyon olabilir, MHK olabilir ne dersen de. Sizin duygularınızı anlıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz ve bunları düzeltmek için ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Buna inandırabilirsen söylemenin bir adım ötesinde inandırabilirsen aksiyonlarına şeylerini hiçbir şey yapmadan ne MHK başkanı değiştirdin, ne federasyon başkanı değiştirdin, ne yayıncı kuruluştaki bir adamı işten çıkarttı. Hiçbir şey yapmadan yüzde ellisini düzeltebilirsin. Çünkü iş niyetten geçiyor. Senin niyetinle ilgili bir şey görmüyor adam. Reddediyor. Yok böyle bir şey diyor. O sizin kuruntunuz diyor. Bilmem. Ya değil benim kuruntum diyor. Burada bu oldu, burada bu oldu, burada bu oldu. Haklı haksız. Sonra karışıyor birbirine zaten. Haklıyla haksız veyahut da malzemeler de birbirine karışıyor. Ondan sonra başka taraflara çekilmeye başlıyor, İş sulanıyor. Ondan sonra zaten. Ondan sonra herkes kendine göre haklı, herkes kendi öbür ona göre haksız duruma geliyor. Halbuki öyle değil. Herkesin kendine göre haklı payları var. Bu iş böyle bir iş ee, ve bu işin ele alınması bir kere önce bir sorun olduğunu, bir kere sisteme güvenin ortadan tamamen kaybolduğunu, seçilmişlerle atanmışlarla profesyonellerle e, beraber bütün kurum ve kuruluşlarla beraber bir yozlaşmanın bir güvensizliğin e, liyakatsizliğin e, efendim çıkan ürünün kalitesizliği standartsızlığı e, hakkaniyet konusunda toplumun karşılığının olmadığını toplumda karşılığının olmadığını çıkan faaliyetin bir kere kabul etmeleri gerekiyor biz hepimiz işimizi iyi yapıyoruz milletin kuruntusu derseniz milletle barışamazsınız. Hataların bir kere kabul edilmesi gerekiyor. Bu hataların ama iyi niyeti kötü niyeti meselesini işte o iradeyi ortaya koyduğunuzda niyeti ortaya koyduğunuzda zaten çok kolay olacak. Ondan sonra hakemin hatasını da toler edilmesi de kolay olacak. Hakem hata yapmayacak değil ki. Sen en doğru yapıyı da kursan hakem hata yapacak. Hata hakem yapacak insan çünkü. Ama sen bu hatayı tolere etmesi için toplumun nasıl bir zemin oluşturuyorsun? Nasıl bir iklim oluşturuyorsun? Bu çok önemli. Torba meselesi, Federasyon seçimleri, delegasyon, MHK, alt kurullar, PFDK, tahkim. Bak açık buradan söylüyorum. PFDK ve tahkim kurulunun içindeki insanların ilişkilerini Atilla Türker yayınladı. Bunlar gerçekler. Belgeleriyle bu ilişkileri düzeltmediğiniz sürece daha doğrusu bu ilişki ağını, çıkar ağını ortadan kaldırarak bu kurulları baştan e, kurgulamadığınız Teş teşekkür etmediğiniz sürece sizin toplumda karşınız olamaz. Arkanızda nasıl bir güç olursa olsun, kimin adamı olursanız olun, toplumda karşınız olmadığı sürece de kalıcı olamazsınız. Çünkü günün sonunda her şeyin kararını toplum veriyor. Ama bugün ama yarın. Raconu toplum kesiyor, halk kesiyor. Dolayısıyla işinizi doğru yapmak istiyorsanız, kalıcı yapmak istiyorsanız, iyi iz bırakmak istiyorsanız, işini geldi adam gibi yaptı gitti densin istiyorsanız hangi pozisyonda hangi makamda olursanız olun halkın hassasiyetlerini göz ardı etmeyeceksiniz Fenerbahçe'si Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'su Anadolu kulüpleri tamamını ve ona göre de diyeceksiniz ki biz niyetimizde bütün iyi niyetimizde ne yapmak gerekiyorsa hazırız yapmaya torbaysa e, torba, ise torba. E, kurulların değişmesi değişmesi talimatların değişmesi talimatların değişmesi Bunlara bir kere böyle bakmak lazım. İlk konu neydi? Söylediği Hakan Bey'in, Hakan Anon'un e, şey, telif konusu. Çok önemli bir konu. Ben yüzeysel aslında söylemiştim ama açınca konuyu çok önemli e, bir algoritma var. Evet. Bir kodlama üzerinden gördüğüne gönderiyor. Şimdi gördüğüne gönderiyor da şimdi yapay zeka iyi, algoritmalar iyi, hayatı kolaylaştırıyor fakat bazı hassasiyetler var ki sen lehine olan bir şeyi lehine olan bir şeyi aleyhine çeviriyorsun oradaki o kuralı işleterek. Bunun da her zaman ne oluyor? Yapay zekayı da, algoritmayı da, kodu da, bilinen de oraya kullanıp standartize ve otomize, e, otomasyona dönüştürürken bazı şeyleri ıskalayabileceğini görüp uygulamaları, sistemleri insana mutlaka yine sonunda bir insana, bir iradeye bağlayarak bir şey koyman gerekiyor. Hani bunu ben e, bu telif şeyini, yasağını uygulamak benim lehime mi, aleyhime mi? Şimdi Fenerbahçe-Galatasaray e, maçı. Fenerbahçe-Galatasaray maçı. Yani şimdi burada çok doğru bir örnek olduğu için bu doğru bir örnek olmadı. Kullanmayalım. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı olsun. Bir pozisyon. Pozisyonda tartışmalı bir pozisyon var. Hangi takımın aleyhine olduğu önemli değil. Büyük bir infial var. Büyük bir haksızlık oldu. Var uygulaması. Şu bu falan filan. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Şimdi bunu paylaşıyorlar sosyal medyada. Yayıncı kursuyor ki benim hakkım... Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki bir golü, bir pozisyonu yayıncı kuruluşun parasını ödediği bir şeyi korsan bir şekilde paylaşıyorsa bak nasıl gol attı diye buradan da bir rant ve şey... O haksız paylaşım buna telif gönder. Ama Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki bir hakem hatasını vurgulamak için paylaşım yapılıyorsa... Buna en çok federasyonun alınması lazım. Federasyonun buna refleks göstermesi lazım. Yayıncı kuruluşun orada kendi logosuyla söylediği şey çok doğru. Reklama oluyor o sırada. Ama marka değerine zarar vermiyor mu? NBA'de mesela bak, böyle şeylerin bak paylaşımına şimdi, biz NBA Türkiye'ye varken hiç hakemle ilgili bir şey paylaştırmıyordu şimdi, mesela. Şimdi şu NBA. var. O federasyonun problemi. O tartışma federasyonla ilgili bir tartışma. Bunu tartışma ve bu arada başka bir şey söyleyeyim sana. Bana sorarsan eğer Barış olarak şahsen bu soruyu bana yöneltiyorsan NBA'deki de doğru bir uygulama değil. NBA'in doğru olan tarafı hakem kararlarıyla alakalı. Zaten hakem kararlarıyla ilgili tartışılacak tarafı taraflar. Hakem değil yani tartışmalar Bak, dinle. böyle. Hani so, güzel şeyler diyor de kötü şeyler tamam. Bak ama bir şey söyleyeceğim sana. Sistemle ilgili bir eleştiri varsa bir haksızlık vesaire varsa bunun önünü kestiğin zaman aslında markaya daha büyük zarar veriyorsun. Tabii ki güzellikleri paylaşalım, şeyleri paylaşalım. Burada toplumu yönlendirmek iyi bir şey. Ama bir rahatsızlık varsa bu rahatsızlığın yayınını ve tartışılmasını engellemekten daha büyük markaya zarar veremezsiniz. Böyle bir rahatsızlık varsa bu rahatsızlığın ortaya konulması, şeffaf bir şekilde herkesin fikrini söylemesi ne eğer sağlarsan markanın şeffaflığı ve demokratik ortam oluşu bakımından ve markanın kimseden gizleyecek arkada bir ajandasının, arkada bir faaliyetler, gizli bir faaliyetler Onların olmadığına dair özgüven içerisinde hareket ettiği zaman markanın sahipleri, markaya zarar vermiyorsun o zaman. O tartışmalarda yerini bulur. O hakem tartışmanın yanlış olduğu başka bir tartışma konusu. Hakem hatasının, ama pozisyonu pozisyonun irdelenmesi, yayıncı kuruluş bunu engellemeye, o zaman yayıncı kuruluş demek ki bu hakem hatalarını istiyor. Demek ki kötü niyetli bir irade var noktasına insanları sevk etmiş oluyorsun hiç niyetin olmadığı halde senin ilgili bir senin golün, senin pozisyonun bilmemden yayınlanıyorsa bu korsan bir şekilde bunu kes, engelle. Ama yayının hangi niyetle yapıldığı? İşte kendi örneğini verdi. Fenerbahçe Forması'nda konuşma yapmış. Fenerbahçe Televizyonu buna telif göndermiş. Şimdi kardeşim Fenerbahçe Televizyonu reklam oluyor bu bir. İki, Fenerbahçe ile ilgili iyi bir şey konuşuluyor orada. Ki herkes alkışlamış, hoşuna gitmiş insanlara. Bunu sen Fenerbahçe olarak engellemiş olsun. Fenerbahçe Televizyonu nerenin organı? Fenerbahçe'nin organı değil mi? Seninle ilgili iyi bir propagandayı istediğin bir şeyi sen sırf orada logon var ve onu sen paylaşmış diye bu, bu otomasyonla yapılan bir hata. Şimdi buraları işte insan insana çok fazla şey yapmayacaksın. İnsan her zaman işin ucunda son karar vericinin olması lazım. Ne senin lehine ne senin aleyhine, ne sana fayda sağlıyor ne sana zarar veriyor. Ne niyetle paylaşılıyor? Ona göre senin yol vermen, hatta teşvik etmen. Bazı yerde de bir dakika sen burada benim hakkıma tecavüz ediyorsun. Burada benim hakkıma bir tecavüzüm var yoksa benim iyiliğime bir propaganda mı var? Yahut da benimle hiç ilgisi olmayan bir konu tartışılıyor. Ben bunu engelleyip de kendimi ortaya koymayayım, kendime zarar vermeyeyim. Yani yayıncı kuruluşun e, hakem tartışmasıyla ilgili bir şey. O federasyon onunla ilgili fe, cevap vermek. Yani yayıncı kuruluş diyecek ki kardeşim orada bir prosiyon var. Ben bu pozisyonu yayınlamakta da mükellefim. Pozisyonun doğru olması niye yayıncı kuruluşun problemi olsun? Ama sezon başında anlaşma yapıldı kulüplerle bildiğim kadarıyla. Birer dakikalık görüntü paylaşabiliyorlar. Bu da hani camiaları birbirine düşürecek değil, Daha çok güzellikleri ön plana çıkarmakla. O camiaların bileceği iş biliyor musun? Bak bunları anlaşırlarken de bir sürü şey var. ya. Yani bunların hepsinin aslında konuşulması lazım. Bunların hepsi zihniyet ve vizyon ve birikim meselesi. E, camialar neyi paylaşacaklarına sen yayıncı olarak racon kesmen doğru değil. Temenni olarak bütün camialar kulüpler birliği çatısı altında bir kere zaten iyinin paylaşılması falan filan için zaten o iradeyi koyma Ve bu toplumsal bir konu, toplumun eğitimiyle alakalı bir konu. Toplumun neyi talep ettiğiyle ve topluma neyi vererek toplumun taleplerini yönlendireceğin, toplumu geliştireceğinle alakalı, senin rol model, rolünle alakalı, senin yönetici sorumluluğunla ve gelişmişliğinle, eğitiminle alakalı bunlar toplumsal konular. Efendim bir dakikalık görüntü verir. Onlarda da bilmem ne kullanmayacaksın. Ya sen camianı neyi, kullan, neyi kullanmayacağına sen niye aracın kesiyorsun? Neye karar veriyorsun sen? Camiye eğitmek mi senin görevin? Yayıncı kuruluş olarak senin görevin yayıncılık yapmak kardeşim. Yayıncı kuruluşun görevi yayıncılık yapmak. Bu yayının içeriğinin neye hizmet ettiği yayıncının işi değil. Kulüplerin işi, federasyonun işi. Kulüpler birliğinin işi. Onun içindeki malzeme yayıncıyı niye rahatsız ediyor? Ama yayıncıya da şöyle oluyor. Yayıncı işte o ilişkiler ağı maalesef bütün problem Türkiye'de. Yayıncının arkasında bilmem ne var onun arkasında o var orada ticari ilişkiler orada ülke ilişkilerine siyasete kadar uzanan ağlar var. Onun için aman diyorlar baskılayalım yönlendire baskılayalım yönlendirelim algı yaratalım falan dediğinde önünü alamazsın. Tutamazsın yani bu, bu bir şeyin içinde faunus içinde tutabileceğin bir şey değil gider bambaşka yerlere gider ve, ve işte bu noktaya gelir. Ama bunları kime anlatıyorsun? Kim bunları oturacak da buna değer? Edecek? Ama bunun şeyi kolay zor bir şey değil burada anlattığım. Şeffaflık, adalet, iyi niyet. Ya sen bu iradeyi ortaya koy, bu niyeti ortaya koy. Sorunların yüzde ellisi kendinden çözülür zaten. Bu iradeyi ortaya koyamadıkları için bu niyeti ikna edici şekilde toplumu bu niyeti ifade edemediklerinden dolayı ne komplo teorisi bitecek bundan sonra, ne komplo senaryosu bitecek bundan sonra, ne de tartışılan pozisyon bitecek bundan sonra. Ve bu dostluk ortamı da oluşmayacak. Yayının başında söylediğimle bağlayarak bitirelim yayını. Bir bütünlüğü olmuş olsun hiç olmazsa. Fenerbahçe Başkanı ve Galatasaray Başkanları'nın son gelen başkanların ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dahil olmak üzere ve Trabzon Başkanı'nın üzere şu dört büyük kulübün başkanının geliş şekli ve geldiği günkü söylemlerine bakın. Niyetleri, motivasyonları, kendilerine biçtikleri rol, yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na bir geçiş. Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bir geçiş. Fikret Ormanlar'dan bilmemlerden gelip e, Ahmet Nur Çebi'ye geçiş ve oradaki üslup, yaklaşım, camiler arası ilişkiler, başkanlar arası diyaloglar, bir araya geldiklerindeki vücut dilleri, söylemleri, ilk günler. Bir o günleri hatırlayın bir de bugün geldiğimiz noktaya bir bakın. Hiçbir yol alamamışız. Ve neredeki ne o niyetler ne oldu şimdi ne hangi e, motivasyonla hangi konsantrasyon hareket etmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Kendi camilerine karşı olan sorumluluklarından dolayı. Ya buraya bir bakın zaten sistemin işlemediğini sistemin iflas ettiğini yayıncısıyla, federasyonuyla, spor bakanıyla, e, medyasıyla, kamusal ve özel sektörüyle. Yayın içinde yine örnekler verdim, isim kullanmamaya çalışıyorum. Markalar, kulaklarından para fışkıran markalar. Marketing harcamasına, reklam harcamasına nereye para harcasak da reklam yapsak, kitlelere ulaşsak ki yakaladığımız şeyi devam ettirsek diye pandemi sürecinde olumlu etkilenen sektörler geliyorlar, bakıyorlar, yokluyorlar ve diyorlar ki yok. Biz bu pazarda markamız kirlenir. Biz milli takım düzeyinde kalalım, kulüpçülere, kulüpler seviyesine inmeyelim. Kulüplerin e, logolarının yanına, isimlerinin yanına, formalarının önüne yanına, arkasına girmektense biz gidelim daha yukarıda başka bir markada duralım ki bu kirlenmiş e, düzenin ve e, birbirinden nefret eden sürekli birbirini ötekileştirerek ve sadece kendini haklı görerek hareket eden fanatik yaklaşımın içine girip kaybolmayalım. Orada markamız kirlenmesin. Sırf kamuya, halka ilişe, ulaşacağız diye. Halka ulaşmanın bin tane yolu var markan kirlenmeden, algın kirlenmeden ticari bir ürünün geniş kitlelere ulaşmasının bin tane yolu var. Bir tek futbol yok. Keşke öyle olsa. Öyle değil. Öyle olsa Radyo Spor'da belki rekortmen olurdu zaten. Biz de bunun içerisinde mücadele veriyoruz. Anladın mı? Evet bitirdik. Bugünlük sabah sporunun sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.